Herkese merhabalar. TYT Türkçe tekrarımıza başlıyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde yükseliş kampında tüm Türkçeyi hızlı bir şekilde sorularla ÖSM tarz sorularla mükemmel bir şekilde tekrar edeceğiz. ÖSM'nin tüm sorularını sizler için inceledik. Zaten tüm içeriklerimizi buna göre hazırlıyoruz. Milliyetin Bakanlığı kazanımlarına da baktık arkadaşlar. Hepsine göre gelebilecek soru tarzlarını tek tek belirledik. Konu özetlerimizi hazırladık. Gereksiz olanları çıkardık. Gerekli olanları sorulabilecekleri mükemmel bir şekilde hazırladık. Bugün sizlerle ne yapacağız? Öncelikle soruların dağılımına bakacağız. Sonrasında konuların hepsini sanki hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi ya da çok iyi biliyorsunuz ama detayları son kez tekrar etmek istiyormuşsunuz gibi tek tek anlatacağız. Yazım kurallarını noktalama işaretlerini, sözcük türlerini anlam bilgisini, parça anlamı hepsini tek tek tekrar edeceğiz. Ve sonrasında da ÖSYM tarzı örnek sorular çözeceğiz. ÖSYM sorularından da çözeceğiz. Bizim kitaplarımızdan yani işte paragraf kitaplarımızdan ya da dil bilgisi kitaplarımızdan, Türkçeden ve tabii ki de en önemlisi 7 adımda TET full tekrar kitaplarımızdan biliyorsunuz 7 adımda Türkçeyi mükemmel bir şekilde daha doğrusu TET'yi mükemmel bir şekilde bitiriyoruz. Bugün de Türkçe kısmındayız. Türkçeyi de mükemmel bir şekilde bitireceğiz. Ve inşallah hayallerimiz Hayallerimizdeki üniversite için, hayallerimizdeki netler için gerekli vazifeyi tamamlamış olacağız. Şimdi hemen başlayalım. Müzik Öncelikle sözcük anlamı, cümle anlamı, parça anlamı bunu zaten geçen sene sınavı inceleyenler veya geçen sene sınava giren öğrenciler biliyor ki anlam bilgisinin önemi arttı. Hatta biz de bunun için sizlere olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz. Fakat burada şuna dikkat edelim. Geçen sene dil bilgisi sorularının azalmasının sebebini bazı uzmanlar işte 12. sınıfın ikinci dönem konuları olmadığı için dil bilgisi azaldı. Hani AYT'de de değişiklik vardı ya. Buna bağlıyor. Dolayısıyla biz bu sene de yine dil bilgisi konuları azalacak diye anlam bilgisine ağırlık versek bile dil bilgisi konularını çok çok iyi bilmeliyiz. Mesela en temel kısımdan başlayalım. Bakın anlatım bozukluğundan soru gelmiyor artık gibi bir düşünce var. Hayır, anlatım bozukluğundan soru gelmiş. 2020'de geldi, 2018'de geldi. Noktalama yazımından her sene iki tane soru geliyor. 2 2 2 2. Dolayısıyla noktalama yazımı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ses bilgisinden geçen sene soru gelmedi ama onların ilk senelerde sorular geliyordu her sene. Cümle ögelerinden asla vazgeçmiyorlar. Cümle ögelerini çok iyi bilmemiz lazım. Ekler ve sözcük yapısından asla şaşmıyorlar. Çok iyi bilmemiz lazım. Yeni kekini çok seviyor Hüseyin'i. Ve aynı zamanda fiil, ek fiil, fiilimsi gördüğünüz gibi son yıllarda sorulmamaya başlanmış. Ama bu konuları da çok iyi öğreneceğiz birazdan. Sözcük türlerinden 3 soru gelmiş ama 2020'de soru gelmemiş. Fakat bu sene tüm konular dahil olduğu için dil bilgisindeki soru sayısını normale çekebilirler. Zaten hiç dil bilgisi sormasalar da biz paragrafları mükemmel bir şekilde çalışıp halledeceğiz. Hepsini dil bilgisi sorsalar da dil bilgisini çok iyi bileceğiz ve mükemmel bir şekilde tüm soruları doğru yapmak için gayret göstereceğiz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden hemen tekrarımıza başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar temelden başlamak istiyorum. Zaten tüm hepsini anlatacağız. İsimleri, sıfatları hepsini anlatacağız ve sorularla da tekrar edeceğiz ama Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Türkçedeki en temel kelime esasında isimler ve fiiller, sözcük türleri. Yani kitabı beğenmiş, yazarlar konuşuyor, işte eşyalarını indireceksin dediğimizde burada şöyle kapatalım hatta şunları. Kitabı beğenmiş, yazarlar konuşuyor, eşyaları indireceksin dediğimizde bunların isim, bunların fiil olduğunu zaten biliyoruz biz sözcük türler açısından. Önce dil bilgisiyle başlayacağım, sonra yazım noktalamayı anlatacağım. Ardından da sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf taktikleriyle videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi dikkatli bir şekilde dinlemeye başlayın. Şimdi kitabı beğenmiş. Burada bunun isim, bunun fiil olduğunu zaten biz Türk vatandaşı olduğumuz için, ana dilimiz Türkçe olduğu için zaten biliyoruz. Şimdi burada şu önemli. İsimlerin niteliğini, isimlerin işte nerede olduğunu işaret eden, sayısını belirten sözcükleri de sıfat diyeceğiz. Kitap bu kitap. Yazar bazı yazarlar. Eşyalar hangi eşyalar dediğimizde bunların her biri birer sıfat olacak. Çünkü isimlerin e, isimleri nitelemiş ya da belirtmiş. Çok beğenmiş. Güzel konuşuyor. Aşağı indireceksin dediğimizde buradaki sözcüklerde fiillerin, genellikle fiillerin zamanını, yerini, yönünü, miktarını belirttiği için bunları da zarf edeceğiz. Bazen de, bazen de isimlerin yerine zamirler geçecek. Mesela bu kitabı e, çok beğenmiş diyeceğine bunu beğenmiş diyecek. Bazı yazarlar diyeceğine bazıları diyecek hangi eşyaları diyeceğine hangilerini diyecek? İşte bunlar da isimlerin yerini tutan zamirler olacak. Hemen vakit kaybetmeden isimlerle başlıyorum. İsimlerle alakalı ÖSYM'de hangisi cins isimdir, hangisi özel isimdir diye bir soru gelmiyor. Bunu daha çok yazım kurallarıyla bağlantılı soruyorlar. Özel isimlerin ne olduğunu biliyoruz, cins isimlerin ne olduğunu biliyoruz. Burada şuna dikkat edelim. Müslümanlık, Hristiyanlık işte veya da mezhep adları da özel isim. Bundan unutmamamız gerekiyor. Şimdi Oluşlarına göre isimlerde somut isim soyut isimle yine anlam bilgisiyle çıkmış. Hangisi somut isim, hangisi soyut isim böyle bir soru gelmemiş diye bilgisinde. Sayılarına göre isimlerde bu da eklerle bağlantılı sorulmuş. Yani Türkçe'de nerede çokluk orada lerler iki olduğunu unutmayacağız. Ne diyeceğiz? Koyun koyunlar, ağaç ağaçlar, asker askerler ama... Lerler eki almasa bile çokluk bildiren ifadelerinin topluluk ismi olduğunu bilmemiz gerekiyor. ÖSYM topluluk ismini daha hiç sormamış. Koyun tekil, koyunlar çoğul, sürü topluluk. Ağaç tekil, Ağaçlar çoğul, orman topluluk. Ee, asker tekil, askerler çoğul, ordu topluluk olmuş oluyor. Bunu da bilmemiz yeterli. Lerler ekenin kattığı anlamlarla alakalı sorular geliyor. İşte seni dünyalar kadar seviyorum dediğimizde dünyalar sözcü çokluk değil, çoğul isim değil, abartma anlamı katacak. Buna benzer şeyleri de zaten ekler konusu bir kez daha göreceğiz. Sıfatlara baktığımızda sıfatların yanına hemen şöyle her zaman yazdığımız duygusal sözcü yazıyoruz. Sıfat, kalp isim diyoruz arkadaşlar. Sıfatlar hiçbir şekilde e, isimlerden başka sözcüklerin bazen de isimlerin yerine geçen zamirlerin türünü belirtir ama sıfatlar isimleri niteleyen ya da isimlerin yerine geçen zamirleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Şimdi niteleme sıfatlarına baktığımızda e, isimlere sorulan nasıl sorusuyla yani nasıl sorusuyla bulunuyor. Nasıl öğrenciler, çalışkan öğrenciler. Nasıl kişiler, başarılı kişiler. Nasıl insanlar, genç insanlar. Nasıl adam, yaşlı adam dediğimizde bunların niteleme sıfatı olduğunu bileceğiz. Sıfatlar asla çekim eki almıyor bakın. Çalışmaktan çalışkan diye yapmak almış. Baştan başarmak, başarmaktan başarı, başarıdan başarılı diye yapmak almış. Ya da yaştan yaşlı diye yapmak almış. Ama ne bu, ne bazı, ne işte e, ne diyebiliriz mesela? Üç, e, nerede diyebiliriz? İkişer. Bunların her biri birer yapmak ki. Burada şuna dikkat edin. Çalışkan, başarılı, genç, yaşlı sözcükleri çekim eki aldığı zaman, sıfatlar çekim eki almaz. Aldığı zaman adlaşırlar. Bak şimdi. Ama isimler alabiliyor öğrenciler, kişiler, insanlar. Çalışkan öğrenciler diyeceğimize çalışkanlar deyince artık bu adlaşmış sıfat oluyor. Yani ad oluyor. Başarılılar ad, gençler ad, yaşlı ad. Niye? Çünkü bunlar artık ismin yerine geçmiş ve isim olmuş. Niye? Çalışkan öğrenciler geldi diyeceğimize, çalışkanlar geldi dediğimizde o cümlede artık sıfat yok. Niye? Çalışkan sözcü adlaşmış sıfat oluyor. Bunu zaten zamir konusuna gelince bir kez daha göstereceğim. Belirtme sıfatları da hangi veya kaç sorularıyla bulunuyor? Hangi veya kaç sorularıyla bulunuyor? Mesela işaret sıfatları hangi sorusuyla bulunuyor? Hangi kitap bu kitap? Hangi ev şu ev dediğimizde bunların her biri işaret sıfatı oluyor. Hangi kitap o kitabı okudum diyor. Ama onu ben de okudum dediği zaman ne olmuş oluyor? İşaret sıfatı işaret zamirine dönüşüyor. O annesine çiçek aldı dediğimizde ise bu zaten kişi zamiri. İnsanların yerine geçen kişi zamiri. Belgesiz sıfatlara baktığımızda bunlar da yine hangi sorusuyla bulunuyor? Varlıkları, isimleri belirsiz bir şekilde belirtiyor. Birkaç, birçok, az, çok, biraz, bir takım gibi. Yazarlar. Hangi yazarlar? Bazı yazarlar. Kitap, hangi kitap? Birçok kitap dediğimizde bunlar da belgesiz sıfat oluyor. Burada da yine bazı öğrenciler çalışıyor dediğimizde bazı sözcü belgesiz sıfat, bazıları çalışıyor dediğimizde bu belgesiz zamir oluyor. Yani adlaşmış sıfat oluyor. Bunu da ÖSYM sormuş. Sayı sıfatları var. Kaç ya da kaçıncı ya da kaçar sorularıyla bulunuyor. İki elma, ikinci kat, üçte iki pay, ikişer ceviz dediğimizde bunlar hep sayı sıfatları. Soru sıfatları da isimlerin yerine e, isimleri soru yoluyla belirtiyor. Kaç yolcu, hangi öğrenci, nasıl ev dediğimizde bunlar soru sıfat oluyor. Kaç kişi gel dediğimizde buradaki sıfat, soru sıfatı ama kaçı gel dediğimizde bu soru zamir oluyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Zamirlere baktığımızda isimlerin yerini tutan sözcükler zamirler. Yani şöyle bir e, cümle yazalım mesela. Diyelim ki e, Ali kitabı masaya bıraktı. Şimdi bu cümlede bıraktı sözcüğünün fiil olduğunu zaten biz biliyoruz. Ali isim, kitap isim, masa isim. Hatta Ali özel isim, kitap ve masa isim. İşte bu isimlerin yerine o virgül bunu şuraya bıraktı dediğimizde bakın bıraktığın yerine herhangi bir sözcük yazmadım çünkü bıraktı fiil. Zamirler isimlerini yerine tutan sözcükler. O bunu şuraya bıraktı dediğimizde o Ali Özel isminin yerine geçen şahıs zamiri oluyor. Bunu ve şuraya da cinsinlerin yerine geçen işaret zamirleri olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Burada şuna bakalım. Kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar oluyor. Burada bana ve sana da ses değişimi oluyor ona dikkat edin. O iyi bir öğrenci dediğimizde bir insandan bahsediyoruz. Dönüşlülük zamiri de Şahısların yerine geçebildiği gibi bazen onlarla birlikte kullanılıp cümlenin anlamını pekiştirebiliyor. Kendim, kendi, kendisi. Mesela bunu ÖSM96'da sormuş. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi de bir zamir ee, cümlenin anlamını pekiştirmiştir. Bu elbiseyi ben kendim diktim demiş. Yani dönüşürük zamirini sormuş. Bu elbiseyi diktim diyebilirdi. Bu elbiseyi ben diktim diyebilirdi. Bu elbiseyi ben kendim diktim diyerek kişi zamiriyle dönüşülük zamirini birlikte kullanıp kişi zamirinin anlamını pekiştirmiş. İşaret zamirleri de isimleri... İşaret yoluyla yerini tutacak. Mesela bu, şu, öteki, bir iki. O, aracın camına yapsırılacak dediğimizde bu bir insandan bahsetmiyor, cansız varlıktan bahsediyor. O okulu geçen yıl bitir dediğimizde o bir şahıs zamiri oluyor. O bilgisayara takılacak dediğimizde bu tabii ki bir işaret zamiri oluyor. Hiçbiri, herkes, hepsi, kimse, başkası, birçoğu, birkaçı, bazısı, tümü, biri bunlar da belgesiz zamir oluyor. Herkes çalışıyor. Yani belirsiz. Kimse durmuyor. Be, be, belgesiz yani. Soru zamirleri de isimlerin yerini soru yoluyla tutuyor. Kim geldi, ne istiyorsun, hangisi seni soruyor dediğimizde bunlar soru zamiri. Aynı zamanda kimin, kime, kimde, kimden, kimin, neyi, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden gibi sorularda hep soru zamiri. Hatta cümle ögelerini bilen arkadaşlarımız için bir kopya verelim. Özneyi, nesneyi ve dolaylı tümeci bulduran tüm sorular soru zamiridir arkadaşlar. Bir de ek halindeki zamirler var. Bunlar kelime halindeki zamirler. Ek halindeki zamirlerde zamir ek şeklinde karşımıza çıkıyor. Mesela defter. Bir tane defter var. Mesela diyelim ki burada bir kitap var. Bu kitap kime ait? Kitabım. Benim kitabım dediğimizde benim defterim, senin defterin, defteri, defterimiz bizim, defteriniz. Yani iyilik ekleri iyilik zamiri olarak da kabul edebiliyor. İlgi zamiri de ismin yerine tutan ki. Mesela bizim evimiz sizinkinden yani sizin evinizden demek istiyor. Bir daha evinizdeni kullanmadı. Onun yerine ev kelimesinin yerine ki'yi kullandığı için biz buna da ilgi zamiri diyoruz. Burada şunu bir kez daha göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Bakın şimdi. Diyelim ki sıcak havalar geliyor. Buna da dikkat edelim. Sıcak havalar gelince bazı arkadaşlar çalışmayı azaltıyor. Siz azaltanlardan olmayın. Sıcak havalar geliyor dediğimizde bu cümledeki sıfatı görebiliyorsunuz. İşte bu soruyu çözdüm dediğimizde buradaki sıfatı da görebiliyorsunuz. Başka bir cümle daha yazmak istiyorum. Ne diyebiliriz başka? Mesela bir cümle daha ne olabilir? Ha. İşte e, bazı soruları, bazı soruları hızlı yapıyorum diyelim. Hep olumlu cümleler kullanalım ki bazı soruları yapamıyorum değil. Hepsini yapacağız inşallah. Bazı soruları hızlı yapıyorum diyelim. İşte hangi e, kitabı istiyorsun diyelim. Hangi kitabı istiyorsun diye de bir soru soralım. Biz hep kitap okuyan, kitap okumayı seven insanlar olalım. Şimdi burada sıcak sözcüğünün niteleme sıfatı olduğunu biliyoruz. Bu sözcüğünün işaret sıfatı olduğunu biliyoruz. Bazı sözcüğünün belge sıfatı olduğunu biliyoruz hangi sözcüğünün soru sıfatı olduğunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Bunu bilmemiz gerekiyor zaten zorunluyuz. Şimdi bundan sonra dananın kuyruğunun koptuğu yer başlıyor. Öncelikle bakın bu çekim eki almış. Bu çekim eki almış. Bu da çekim eki almış. Bu da çekim eki almış. Ama sıfatlar çekim eki almıyor. O zaman işte sıfatlar çekim eki aldığını adlaşıyor. Bakın sıcak havalar geliyor dedik ya. Sıcaklar geliyor dediğimizde bu artık adlaşmış sıfat. Bu soruyu çözüm dedi ya. Bunu çözüm dediğimizde işaret sıfatı işaret zamine dönüşüyor. ...bazı soruları hızlı yapıyorum dedi ya... ...bazılarını hızlı yapıyorum dediğimizde... ...belgesiz sıfat belgesiz zamire, dön belgesiz zamire dönüşüyor. Hangi kitabı istiyorsun dediğinde... ...hangisini istiyorsun dediğimiz zaman... ...soru sıfatı soru zamirine dönüşüyor. Zaten bunların zamir olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü önlerine böyle kalp yapabileceğimiz bir isim yok. Aynı zamanda çekim eki almışlar. Sıcaklar, bunu, bazıları, hangisini derken... ...bunların çekim eki aldığını da görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik zarflara. Zarflar ise daha çok... ...fiillerin sevgilisi ama sadece fiillerle takılmıyor. Aynı zamanda sıfatları, zarfları, e, adlaşmış sıfatları bile anlam bakımından tamamlayabiliyor. O yüzden zarflara dikkat etmemiz lazım. Şimdi hal durum zarfları şu şekilde sorulmuş ÖSYM tarafından bizlere. Demiş ki ÖSYM, bakın burada ÖSYM sorularını bir kez daha göstermek istiyorum. Evet bunları gösterince <laughs> niye gösteriyorsam değil mi? Şimdi hal durum zarfları arkadaşlar cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan sözcük vardır diye sorulmuş. Yani hangisinde durum zarfı vardır dememişler de cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan sözcük vardır demişler. Yani bu otobüs yavaş gidiyor dediğimizde yavaş sözcü cümlenin anlamını bakın gidiyorun anlamını dememiş. Fiilin anlamını dememiş. Yüklemin anlamını dememiş. Cümlenin anlamını demiş. Burası önemli bir detay. Yavaş gidiyor dediğimizde yavaş sözcü cümlenin anlamını durum bakımından tamamlamış oluyor. Eski perdeleri değiştirdik. Eski sözcü sıfat, niteleme sıfatı. Perdeler eski görünüyor dediğimizde eski sözcüğü zarf. Bunu bir kez daha bu ölümsüz aşkı buraya yazmak istiyorum. Sıfatlar isimlerin, zarflar ise fiillerin sevgilisi. Hatta pembe renk istiyorum şöyle. Kalbin rengi pembe olur değil mi? Sıfat kalp isim, zarf kalp fiil diye bunu yazıyoruz. Devam edelim. Şimdi zaman zarflarına baktığımızda zaman zarfları da cümlenin anlamını zaman bakımından tamamlıyor. Mesela ne zaman sorusuna cevap verecek? Sınav sonuçları yarın açıklanıyor. İşte dersimiz birazdan bitecek gibi. Miktar zarfları da miktar bildiriyor. Kitabı çok beğendim. İşte bakın burada daha geniş bir arıyoruz erken geniş bir sıfat sıfatı derecelendirmiş. En geniş oda benim derken yine burada da yine sıfatı derecelendirmiş. Bunu da bilmemiz lazım. Yer -yön zarfları da nereye sorusuna cevap veriyor. Ama çekim eki almaması lazım. Aşağı, yukarı, içeri, geri diyebilirsin. Ama aşağıya, yukarıya, içeriye, geriye dediğin zaman çekim eki aldığı için adlaşmış oluyor ve zarflıktan çıkıyor. Mesela yukarı çıktı dediğimizde yukarı sözcüğü zarf tamam. Yukarıya çıktı dediğimizde çekim eki aldığı için bu artık isim. Yukarı kata çıktı dediğimizde katı nitelediği için hangi kat yukarı kat dediği için bu sefer de sıfat oluyor. Demek ki her gördüğümüz sakallı amcaya biz dede de demeyeceğiz. Aa yukarı zarf. Hayır. Çekimi kalırsa alırsa isim. İsmin önüne gelirse de sıfat olduğunu bilmemiz gerekiyor. Soru zarfları da cümlenin anlamını soru bakımından tamamlıyor. Bu soruyu nasıl çözdün? Kitabını için bitirmedin dediğimizde bunlar soru zarfı oluyor. Ne zaman gelecek dediğimizde bunlar soru zarfı oluyor. Şimdi gelin ÖSYM tarzı bir soru çözelim. Bakın buna benzer bir soru üniversite sınavlarına beraber birebir gelmişti. Aynısı gelmişti. Şimdi burada sizlerle beraber bunu çözüyoruz. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Dünkü apartman toplantısında bir sen yoktun. Sadece sen yoktun dediği için bu arkadaşlar edat oluyor. Benden yaşça büyük ama onunla bir boyda izlediğimizde aynı boyda izlemek istediği için burada sıfat oluyor. Buraya dikkat edelim. İplik iplik yağmur yağarken yalnız kaldım iskelelerde ben. Yalnız kalmak burada zarf olmuş arkadaşlar. Kitabı yazmayı bitirmiş. Yalnız ama kaynakça henüz oluşturmamış dediğimiz için burada bağlaç oluyor. Beni iyice dinlemeden sözlerime ne itiraz edip duruyorsun? Niçin itiraz edip duruyorsun dediği için burada bir soru zarfı. Hayallerinin peşinden koşanlar hayattan ne istemişlerse almışlardır dediğimizde soru zamiri oluyor. Çünkü ne istemişse diyor. Bakın burada ne ve bir sözcüğüyle alakalı özel bir anekdota düşeceğim şimdi sizler için. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur demişler. Bak beyaz giyme, nasıl giyme değil, ne giyme demek istiyor. Dolayısıyla burada bir isim beyaz sözcü yani beyaz elbise giyme demek istiyor. Beyaz saçlar dediğinde ise sıfat olduğunu görmemiz gerekiyor. Kiraz festivali için genişçe bir meydan, burada bir sıfat, nasıl meydan, genişçe meydan. Aile bireylerini rahat edebilmesi için genişçe bir ev arıyoruz. Burada yine evi ee, niteleyen bir sözcük var. ...genişçe bir ev. Burada da yine sıfat olduğunu görebiliriz. O yüzden cevabımız E seçeneği. Burada şuna dikkat edin. Bazı sözcükler var ki... ne sözcüğü gibi, bir sözcü gibi... ...çok karışabiliyor. Hemen onu şöyle gösterelim. Mesela diyelim ki bir sözcüğü... ...sınıfta... E, ...sadece... ...bir kişi vardı dediğimizde... ...buradaki bir sözcüğü arkadaşlar nedir? Sayı sıfatıdır. Bir sabah sana döneceğim dediğimizde... ...bir sabah döneceğim dediğimizde... ...herhangi bir sabah dediği için... Bu belgesi sıfattır. Ali ile Cem bir yaştalar dediğimizde, Ali ile Cem bir yaştalar dediğimizde, aynı yaştalar dediği için bu niteleme sıfattır. Ee, olanları, olanları bir bir anlattı dediğimizde, bir bir anlatmak fiile geldiği için tabii ki de zarftır. Bir, e, sen yapabilirsin bu soruyu, sadece sen yapabilirsin e, dediğimizde, sadece anlamına geldiği için edattır en sevdiği sayı onun en sevdiği sayı birdir dediğimizde ise burada da isimdir. Bakın bunları bir kez daha söylüyorum. Burada sınıfta sadece bir kişi var dediği için ne olmuş oldu? Ee, sayı sıfatı oldu. Sayı sıfatı yazıyorum. Bir sabah döneceğim dediğimizde belgesi sıfat oldu arkadaşlar. Ali ile Cem bir yaşlılar dediğimizde aynı yaşlılar dediğimiz için niteleme sıfatı oldu. Olanları bir bir anlat dediğimizde tek tek anlattı. Yani burada tabii ki durum zarfı oldu. Kurum zarfı bir sen yapabilirsin dediğimizde sadece sen yapabilirsin dediği için edat oldu. En sevdiği sayı birdir dediğimizde de isim olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki ÖSM en çok neyi sormuş? ÖSM en çok şunu sormuş belge sıfat halini sormuş ama bu şekliyle değil de niteleme ile kullanılan halini sormuş. Demiş ki mesela yazar hüzünlü bir dil kullanıyor demiş yazar hüzünlü bir dil kullanıyor dediğindeki bir sözcüğünün belgesi sıfatı olduğunu sormuş. Niye buradaki bir sayı belirtmiyor? Yani herhangi bir dil yani hüzünlü bir dil. Orta yaşta bir adam demiş. İstanbul kadar güzel bir kent bulmak çok güç demiş ÖSYM. Hep ÖSYM'nin ifadeleri bunlar. Dolayısıyla niteleme sıfatlarıyla kullanılan bir sözcüğünün belirsizlik anlamı katan belgesi sıfatı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir de ne sözcüğünü yazmıştım onu da söyleyeyim. Ne sözcüğünü hemen şuraya yazalım arkadaşlar. Ne sözcüğünü. Şöyle göstereyim bakın ne sözcüğünde hatta şunu kaldıralım. Ne sözcüğüyle alakalı arkadaşlar şöyle bir şey var. Ne yazalım şöyle hatta gölgeli havalı bir şey. ne yazalım. Bakın şimdi ne aldın dediğimizde yani ne aldın hani İngilizce'de vardır ya what buradaki soru zamir oluyor. Ee, ne yöne gittiler dediğimizde hangi yöne gittiler dediğimiz için soru sıfatı oluyor. Ne kızıyorsun dediğimizde niçin kızıyorsun anlamına geldiği için soru zarfı oluyor ne aradı ne sordu dediğimizde soru sormuyor zaten. Burada ne aradı ne sordu. Burada da bağlaç oluyor. Ne güzel bir ev dediğimizde ne güzel bir ev dediğimizde burada da yine çok güzel bir ev dediği için burada da yine e, derecelendirme bildiren zarf oluyor. Bakın tekrar yazıyorum. Ne aldın soru zamiri. Ne yöne gittiler soru sıfatı. Neleri söylüyoruz arkadaşlar. Ne kızıyorsun için kızıyorsun dediği için zarf. Ne aradı ne sordu dediğimizde burada tabii ki bağlaç soru falan yok. Hani hem aradı hem sordu. Ne aradı ne sordu. Ne güzel bir ev dediğimizde de yine pek güzel bir ev, çok güzel bir ev dediğimiz için zarf olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi geldik edatlar ve bağlaçlara. Edatlar ve bağlaçlar önemli bir konu. Neden? Çünkü ÖSYM sorularında da bunu görüyoruz. Biz de kitaplarımıza buna çok çok yer veriyoruz. Bu arada sizler tabii ki e, bizim gramatikten veya Türkçe metreden bol bol soru çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Buradan da sorularımız var birazdan. Onlarla alakalı sorularımız da gelecek kitaplarımızdan. Mesela bu yedi adımda full tekrardan şu anda size özel, Yükseliş Kampı'na özel hazırladığımız kitaptan hazırlanmış sorular. Şimdi e, edatlar ve bağlaçlar nasıl soruyorlar biliyor musunuz? Bir soru soruyor. İçerisinde hangisi? Hatta onunla alakalı bir soru varsa gösterelim. Şimdi... <laughs> Heh. Böyle bir soru soruyor. Tamlamalar, ikilemeler, belirteçler, sıfatlar ama sorunun odaklandığı yer ne oluyor biliyor musunuz? Edat ya da bağlaç olabiliyor. Şimdi o sorunun cevabını vermiş gibi olmayayım ama dolayısıyla edat ve bağlacı bildiğin zaman diğerlerini de bilmiş oluyorsun. Diğerlerini de yapmış oluyorsun. Edat ve bağlacı bilmediğin zaman "Allah'ım diyorsun ya bu neydi nasıl yapacağım?" diye biliyorsun. O yüzden edat ve bağlaçlar bence önemli bir konu. Hatta isim sıfat zamir zarftan daha önemli. Çünkü cam genelde bunlarla bağlantılı oluyor. Şimdi edatın diğer adının sözcükler arasında anlam ilişkisi kurduğu için ilgeç olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi gibi için e göre e kadar sanki üzere sadece e doğru e karşı edek değil mi? Bunlar hep edat. Mesela gibi sözü çok sorulmuş. Senin için çalışıyorum bak. İçin. bu bir yine edat. Bağlaçlar da sözcük gruplarını, ögeleri, cümleleri bağlıyor. Ve veya ya da kimi ama bunların hepsi birer bağlaç olduğunu bileceğiz. Burada şu çok önemli. İlenin olduğu yere ve koyabiliyorsak bağlaç oluyor. İlenin olduğu yere ve koyamıyorsak V'nin üzerine çarpı atıyorum şöyle. İlerinin olduğu yere V koyamıyorsak edat oluyor. Mesela şöyle. Araba ile geldi dediğimizde araba ile geldi derken araba ve geldi diyemediğimiz için bu edat oluyor. Ama Ali ile Cem bir yaşlar demişti ki ya, Ali ile Cem geldi dediğimizde Ali ve Cem geldi diyebildiğimiz için bu tabii ki de ne olmuş oluyor? Ee, bağlaç olmuş oluyor. Burada V koyabiliyoruz. Burada ise V koyamıyoruz. Bu kadar basit. Ancak ve yalnız sözcüklerinde de şöyle bir durum var. Mesela, seninle gelirim. Ancak eve erken dönerim. Seninle gelirim ama yalnız, fakat, lakin anlamı katıyorsa bağlaç oluyor. Bu soruyu bakın buraya da göstermek istiyorum. Bu soruyu yalnız Ali yapar dediğimizde, bu soruyu yalnız Ali yapar dediğimizde, bu soruyu yalnız Ali yapar. Bu soruyu ancak Ali yapar. Bu soruyu sadece Ali yapar, bu soruyu tek Ali yapar, bu soruyu bir Ali yapar dediğimizde bunların hepsi sadece anlamı kattığı için bu durumda da edat oluyor. Ünlemleri zaten biliyoruz. Ey hey, yazık eyvah bunlar zaten belli. Şimdi bir de sözcük türleriyle bağlantılı genel bir konu var. Onları da hemen söyleyelim. Sözcüklerde küçültme olabiliyor. Mesela tepecik, çocuksu duygu, yüksekçe bir yer dediğimizde bunlar hep isimlere ya da sıfatlara küçültme anlamı katıyor. Yüksekçe bir yer. Nasıl küçülmüş hocam? Yüksek olsaydı yüksek derdi. Yüksekçe olunca yüksekten az olmuş oluyor. Mesela diyelim ki uzun bir insan diyelim kaç olsun? 1.80, 1.90 boyundaki bir insan uzundur. Ama 1.75, 1.78 boyundaki biri uzuncadır. Yani uzun değil mi uzuna yakın yani. Uzunca gibi oluyor. Anlatabildim mi? Yüksekçe bir yer. Yüksekçe bir yer. Yüksekse yüksektir kardeşim. Yüksekçe yükseğe yakın demek istiyor. Genişçe bir oda. Yani küçültmüş, geniş değil. Geniş olsa geniş derdi. Geniş. Değil. Bu buna dikkat edin. Bu çıkmış. Büyükçe bir apartman diye soru ÖSYM tarafından sorulmuş. Çocuksu duygular, tepecik, bunlar hep küçültme anlamı var. Tabi bunlar işte arpacık, bademcik gibi tamamen kalıplaşmış isim de olabiliyor. Derecelendirmeye baktığımızda başarılı adlaşmış sıfatına senin kadar başarılı diyor mesela. Ev daha geniş bir ev. Oda en geniş odadaki en daha senin kadar sözcükleri ne yapmış oluyor? Derecelendirmiş oluyor. Zaten Türkçe'de en daha'nın yerini bilmemiz gerekiyor. Bak en, en tepede şöyle daha var. Onu da bilmemiz lazım. Şimdi pekiştirilmiş sözcüklere baktığımızda temiz, tertemiz e, dediğimizde. Tertemiz deniz burada pekiştirilmiş sıfat oluyor. Tertemiz görünüyor dediğimizde pekiştirilmiş durum zarfı oluyor. Güpe gündüz, sapa sağlam, çepe çevre, yapayalnızda araya birer A girdiğinde sormuş ÖSYM e eski sorularında. İlgeki ki ile sıfat yapan ki ve bağlaç olan ki'yi karıştırmamamız lazım. Şimdi evdeki hesap çarçıya uymaz dediğimizde buradaki ki sıfat yapan ki. Dolayısıyla bu bir yapım eki. İlgi zamiri olduğunda bizim evimiz sizin evinizden eski dediğinde burada çekim eki. Niye? Çünkü ismi yerine geçmiş. Çalış ki başarıya ulaşasın dediğimizde çalış başarıya ulaşasın. Burada bir ek falan değil. Burada zaten ayrı yazılan bir sözcük. Çalış ki başarıya ulaşasın. Şimdi ÖSYM tarzı bir soru çözelim. Hem edat hem bağlaç kullanılmıştır diyor. 7 adımda full tekrarda 3. fasikül sayfa 43'ten bir sorumuz. Evet bakalım. Şimdi ötesi yok şehre ulaşınca kaderin yolu pişman bir el kapayacak kapısının ömrünün demiş. Şimdi burada herhangi bir e, edat ya da bağlaç göremiyorum. Hatırlayacaksın beni gözlerin yaşla dolu. Güzelliğin yalnız mısralarımda kaldığı gün. Sadece mısralarında kaldığı gün dediği için burada bir tane edatımız gözüktü. Odanı dolduracak son mevsimin sonbaharın ismini dinleyeceksin serin esen rüzgarda. Burada da Edat Bağlaç göremedim. Ancak sen o zinciri söküp kırmayı bildin. Sadece dediği için Edat. Gökten geniş alnınla ne korktun ne eğildin. Ha, bakın burada ne 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 korktun ne eğildin derken ne ne bağlaçlarında görmemiz gerekiyor. Yalvarmak yakarmak nafile bugün gözünün yaşına bakmadan gider demiş. Burada da herhangi bir Edat ya da bağlaç göremiyoruz. O yüzden cevabımız D seçeneği. Gelelim tamlamalara. Tamlamalar da önemli bir konu. Bunu zaten dersimizin en başında da göstermişim. Tamlamalarla alakalı ÖSYM soru sormayı seviyor. Bakın şöyle göstereyim. 2020'de soruldu. 2019-2018'de yokmuş gibi duruyor ama seçeneklerin içinde vardı. 2016'da, 2017'de, 2015'te, 2014'te hep tamlama çeşidini sordu. Dolayısıyla tamlamalarla alakalı soru bekliyoruz. Tamlamalara dikkat etmenizi istiyoruz arkadaşlar. Şimdi isim tamlamalarında birinci sözcüğe tamlayan, ikinci sözcüğe tamlanan diyoruz. Sıfat tamlamalarında da aynı şekilde sıfat ve isim var. İsim tamlamalarında tamlanan tamlayana şu soruları soruyor. Ne, neyin kimi? Mesela kapı neyin kapısı? Ama sıfat tamlamalarında tamlanan tamlayana nasıl hangi kaç sorularını soruyor? Yani sıfatları bulurken kullandığımız soruları soruyor. Nasıl öğrenci? Hangi öğrenci? Hangi öğrenciler? Kaç öğrenci? Dediğimizde bunlar hep nasıl, hangi, kaç sorularıyla bulunan sıfatlar olmuş oluyor. İsim tanımlarında ise neyin kapısı, kimin kapısı? Yani işte ne, ne sınavı, Türkçe sınavı mesela. Ne dersi, matematik dersi gibi. Burada şuna bakalım. İkisi de kalırsa yani okulun kapısı, ınının ısı olursa belirtili isim tanıması. Okul kapısı olursa belirtili isim tanıması. Yani sadece ikincisi kalırsa. Okulun kapısının anahtarı gibi üç tane isim birbirine bağlanırsa bu da zincirleme isim tanıması oluyor. Hemen Tamlama ile alakalı ve ÖSYM tarzı e, zarflarla alakalı sorulmuş 7 adımlı kitabımızdan bir soruya bakalım arkadaşlar. Şimdi farklı görevde kullanılmış ikilemeler vardır. Mavi mavi gülümsemek, zarf, yeşil yeşil dallar sıfat. Bu doğru. Belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır. Dallar arasından diyor bak. Dalların arasından olsaydı belirtili olurdu. Inının ısı olsaydı belirtili olurdu. Dallar arasından olduğu için belirtisiz oldu. Belirteş görevinde kullanılmış ikileme evet. Nasıl gülümsüyordu? Mavi mavi gülümsüyordu. Belirteç görevinde kullanılmış ikileme. Birden fazla sıfat tanımlaması vardır diyor. Onu da hemen gösterelim. Bakın şimdi yeşil yeşil dallar bir sıfat tanımlaması. Ee, aynı zamanda eski aşk bir sıfat tanımlaması. Bunların her biri birden fazla sıfat tanımlaması için geçerli. İlgeç kullanılmıştır dedi. Yani gibi, için, e kadar, e göre, e rağmen, den beri, den başka görebiliyoruz mu? Göremiyoruz. O zaman cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Geldik fiilleri. Bu konu yani fiillerle alakalı bu anlam kısmı 1983 ÖYS'de bir kez sorulmuş ama bir daha hiç sorulmamış. O yüzden buraya takılmanız gerek yok. Bunu geçişli geçsiz fiiller diye soruyorlar. Ama bunu da bir kez daha kitaplarda gösterdikleri için biz de sizlere göstereceğiz. Yani ÖSYM sormamış. Bir kere 83 ÖYS'de sormuş. Bir daha hiç sormamış. Kılıç fiilleri ne alabilen fiiller? Onu boyadı, onu seviyor, onu yazmış dediğimizde bunlar kılıç fiili oluyor. Onu alabiliyor. Ama durum fiilleri onu sözü getiremiyorsun. Onu uyudu. Onu dinleniyor. Onu gülmüş olmuyor. Dolayısıyla bunlar durum fiili. Hani geçli geçsiz gibi düşünün. Oluş fiilleri ise bir değişim belirtiyor. Paslandı, kızarıyor, şişmiş, büyümüş, uzamış, küçülmüş. Bunlar da oluş fiili oluyor. Bu kadar basit. Onu kılıyor diyebiliyoruz yani namazı kılıyor. O kılış fiili. Onu durdu diyemiyoruz ya o zaman durum fiili diyeceğiz. Oluş da oluşum bildiriyor. Fiil çekimleri burası önemli. Bununla alakalı soru gelebilir. Seçeneklerle bağlantılı soru gelebilir. Şöyle ki... Haber kipleri belirli bir zaman anlamı içeriyor. O yüzden bunlara biz geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman, duyulan geçmiş zaman diyoruz. Ama dilek kipleri belirgin bir zaman anlamı taşımadığı için... ...gereklilik kipi diyoruz. İstek kipi, şart kipi, emir kipi diyoruz. Bak bunlarda zaman anlamı belirgin, bunlarda zaman anlamı belirsiz. Şimdi, görülen geçmiş zaman geldi diyoruz. Olumsuzu gelmedi. Duyulan geçmiş zaman gelmiş. Ben de başkasından duydum diyorsun mesela. Ama mesela duyulan geçmiş zaman... E, bu çıkmış üniversiteden. Demiş ki aşağıdakilerin hangisine e, işi başkasından öğrenme, başkasından duyulma anlamı vardır demiş. Doğru cevap da şu olmuş. Ayşe dün sinemaya gitmiş ama filmi beğenmemiş demiş. Tamam bu duyulan geçmiş zaman başkasından duyulma anlamı var. Fakat şuna da dikkat edelim. Ben şu e, elimde temizleyeyim. Burada gördüğünüz gibi ameliyat şeyleri, mendilleri kullanıyoruz ki kalemlerdeki şey geçsin diye. E, Ayşe dün sinemaya gitmiş ama filmi beğenmemiş dediğimizde arkadaşlar net bir şekilde tamam başkasından duyulma anlamı var ama duyulan geçmiş zaman bazen başkasından duyulma anlamı katmaya da bilir. Nasıl yani hocam? Mesela elbise sana çok yakışmış dediğinde görüyorsun yani. Veyahut da aa gözlerim kanlanmış dediğinde gözlerini görebiliyorsun. Buna da dikkat edin. Böyle bir soruda gelebilir. Şimdiki zamanı biliyoruz zaten. Geliyor, gelmiyor. Bu aynı zamanda geliyor, gelmekte, gelmemekte gibi mekte makteki de alabilir. Gelecek zaman gelecek, gelmeyecek de olumsuz yapılıyor. Geniş zaman olumsuzunda geniş zaman R2 kaybolduğunu bileceğiz. Gereklilik kipine baktığımızda gelmeli, gelmemeli. Olasılık anlam bildirebiliyor, ihtimal anlam bildirebiliyor. Yani şöyle, ee, o buraya gelmiş olmalı. Hani ben de tam emin değilim ama olmalı. Bazen de zorunluluk, gereklilik anlamı katıyor. Derslerine çalışmalısın Ortun. Mesela bak çalışmalısın diyor. Orada gereklilik anlamı var. İstek kipine yıldız koyuyorum. Çünkü ÖSYM sormak isteyip de zor bir soru sormak istese işte istek kipinde birçok öğrencinin hata yapmasını e, hata yapmasına neden olabilir. Hata yapmasını sağlayabilir dersem anlatım bozuk olur. Hata yapmasına neden olabilir. Neden? Çünkü şimdi bak kitabı verir misin? Bu istek gibi değil. Geniş zaman R2. Keşke bize gelse. Bu istek gibi değil. SSA. Ee, ödevinizi yapınız. Bak bu da yine emir gibi yapınız. Şahıs seki alıyor. Dolayısıyla istek gibi olması için olması lazım. Çalışalım, gidelim, yapalım, gideyim bu tarz olması lazım. Buna dikkat edin istek kipine. S'sa dilek şart kipi. Emir kipi de herhangi bir kalmıyor. Gel, sen gel. Ben kendime emir veremem zaten. Geliniz, gelsinler ee, dediğimize bak. Gel, sen gel. Geliniz, siz geliniz. Gelsinler, onlar gelsinler. Gelsin, o gelsin dediğimizde böyle şahıs ekleri var ama bunlar kipeki değil. Bunu da bilmemiz lazım. Fiillerde anlam kaymasına baktığımızda fiilin çekimlendiği kipten farklı bir anlam taşıdığını görüyoruz. Ayşe her gün kitap okuyor. Her gün geniş zaman ama şimdiki zaman ekiyle kullanılmış. Geniş zaman, şimdiki zaman geniş zaman kipi yerine kullanılmış. Peki hocam bu anlatım bozukluğu mu? Yazım hatası mı? Hayır değil. Her gün kitap okur demek istiyor aslında. esasında. olan saraya gider. Bak olan dedi geçmişte yaşanan bir şey. Geniş zaman, görüyor musunuz bak geniş zaman, duyulan geçmiş zaman yerine kullanılmış. Yani burada hani okur diyordu. Burada da gitmiş diyor. Kel olan ee, saraya gitmiş. Zili çalan sütçü olacak. Zili çalan sütçü olmalı demek istiyor. Yani gelecek zaman gerekli ip yerine kullanmış. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey gönlünüzce ola demek istiyor esasında. Emir kipi ise kipi yerine kullanılmış diyebiliriz. Gelelim ek fiile. Ek fiil de önemli. Bununla alakalı da zor bir soru sorabilirler. O yüzden bilelim. Cümlenin yüklemi fiil değilse ek fiil vardır. Yüklemdeki fiilde birden fazla kipeki varsa da ek fiil vardır. Yani şöyle mesela diyelim ki öğrenciler sizlerden bahsediyorum. Öğrenciler mutluydu. Şimdi mutluydu. Bu cümlenin yüklemi isim mi? İsim. O zaman bu cümlede kesin ek fiil var. Niye? Cümlenin yüklemi fiil değilse fiil değil ek fiil vardır. Çünkü yalnızca e, fiiller e, sadece kipeki olarak yüklem olabilir. Ama isimler, sıfatlar, zamirler, zarflar yani fiiller haricindeki bütün sözcükler yalnızca ek fiille yüklem olabiliyor. Şimdi mesela mutluydum, mutluydun, mutluydu dediğimizde bunlar hep görülen geçmiş zaman isimlere gelen hikaye ek fiil olmuş oluyor. Mutluymuşum, mutluymuşsun, mutluymuş. Bu da duyulan geçmiş zaman. Mutluysam şart gibi. Geniş zaman, mutluyum, mutlusun, mutludur. Bu şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela diyelim ki Ali diye bir kelime yüklem olur mu? Ya da sen diye bir yüklem olur mu? Ya da işte ne diyelim? İşte kitap böyle bir kelime yüklem olur mu? Olur. Nasıl olur? Ek fiil olur. Şöyle sınıfın en iyisi Ali'ydi dediğimizde bak ne oluyor? Ali kelimesi yüklem oldu. Ek fiil sayesinde. Veyahut da, bu çıkmış üniversite sınavında aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir ek eleman olarak yüklem olmuştur demiş. Tüm korkularımın çaresi sendin demiş. Bak sendin. Bu yine ÖSYM'nin sarısı. Veyahut da en iyi dost nedir arkadaşlar? Tabii ki de en iyi dost kitaptır. İşte burada kitabın sonuna gelen, senin sonuna gelen, Ali'nin sonuna gelen ekler çekim iki, ve isimleri yüklem yapıyor. İşte biz bunlara ek fiil diyoruz. Ha, bu şuna dikkat edelim. En iyi dost kitap tırda. bu tır geniş zaman. Sendin ne oluyor? Sendin idi görülen geçmiş zaman. İşte sınıfın en iyisi Ali'ymiş. Bunu miş yapalım şöyle. Sınıfın en iyisi Ali'ymiş dediğimizde de ne oluyor? Burada da duyulan geçmiş zaman oluyor. Bir de fiillere gelip onları birleşik zamanla yapabiliyor. Şöyle. Burada da şöyle düşünün. Bakın şimdi. Diyelim ki. eve geliyor ders çalışıyor. Kitap okumuş dediğimizde bunların her biri birer fiil. Buradaki fiil yok. Ama bunları ben birleşik çekim yapıyorum. Eve geliyordu. Şimdiki zaman hikayesi. Ders çalışıyormuş. Şimdiki zamanın rivayeti. Kitap okumuşsa duyulan geçmiş zamanı şart. İşte bunlar da yine ek fiil oluyor. Ek fiil burada isimleri yüklem yapmış oluyor. Burada da fiilleri birleşik çekimli yapmış oluyor gelmiştim. Hikaye birleşik zaman, Duyulan geçmiş zaman hikayesi. Gelecekmişim. Gelecek zamanın rivayeti. Bak imiş olunca rivayet. idi olunca hikaye ise de şart oluyor. Geldiysem diyebiliyoruz. Evet şimdi ÖSM tarzı bir sorumuz var. Gramatikten efsanevi kitabımız gramatikten. Gerçekten içerisinde son derece kaliteli bir soru tarzı var. Yani her bir konuyu adım adım temel düzey öğretici metinli yeni nesil ve zor veti soruyla sizlere soruyoruz. Gerçekten çok kaliteli bir kitap. Ee, bayağı bir öğrencinin elinde gördük. Yani binlerce öğrenci aldı ve çok da güzel sıran sorunu yakalayan bir kitap. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Hani kendi kitabımız olduğu için tabii ki korkmadan tavsiye edebiliyoruz. Onun haricinde yine yedi adımda full tekrardan da soruları çöz diğer kitaplarımızı almayı unutmuyorsunuz zaten. Neyse reklam yeter. Kitaplarımız zaten bal renginde bal yaptık. Şimdi neyse. Ek fiil farklı işlevde kullanılmış diyor. Bence çok kaliteli zor seçici bir soru. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Sarayın önemli geleneklerinden biri sultanların Ramazan'ın 15. gecesi kutsal emanetleri özellikle ırkayı şerifi ziyaret etmesiydi. Şimdi ziyaret etme isim fiil ziyaret etmesiydi diyor. İsim fiil ek fiil olarak yüklem olmuş. Bakın burada bu bir isim cümlesi yazıyorum buraya bakın isim fiil ek fiil alarak yüklem olmuş. Dolayısıyla burada ek fiil birinci görevinde yani isimleri yüklem yapan görevinde. Şimdi diğerlerine bakıyorum. Devam ediyoruz. Bu ritüelin ardından sultana saraydaki çeşitli aşçıların hazırladığı soğanlı yumurtalar ikram edilirdi. Edilirdi. Burada da fiil birleşik zamanlara gelmiş. Geniş zamanın hikayesi. Her bir soğanlı yumurtayı ayrı ayrı tadan sultan en beğendiklerini yapan aşçıyı seçer ve Enderun aşçı başısı ilan ederdi. Ederdi. Geniş zaman hikayesi. Burada da fiili birleşik zamanlı yapmış. İftarda hızlı yemek yemeyi önlemek ve gün boyu aç kalan mideyi yormamak için geleneksel kahvaltılıklar ve sıcak pide sunulurdu. Geniş zaman hikayesi. İkinci fasla mutlaka çorbayla başlanır ve pastırma çeşitleriyle devam edilirdi. Geniş zaman hikayesi. O zaman 5, 4, 3 ve ikinci cümlelerde fiil geniş zaman hikayesi yapmış. Yani bileşik çekim yapmış ama birinci cümlede isim fiili yani ismi yüklem yapmış. O yüzden farklı bir şekilde A seçeneği diyebiliriz. Geldik fiilimsilere. Fiilimsiler zaten son derece basit. Önce cümlenin yüklemini buluyoruz. En önemli ögeyi. Sonra geriye kalanlardan mame alanları bulduğumuzda zaten fiilimsiyi bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Mesela keman çalmayı öğrenmek istiyor dediğimizde burada istiyor kelimesi yüklem. Çalmayı çalmamayı. Öğrenmek, öğrenmemek bunlar fiilim oluyor. Çalışan öğrenciler sınavı kazanır dediğimizde kazanır yüklem. Çalışan çalışmayan dediğimizde bu da yine ne olmuş oluyor arkadaşlar? Sıfat fiil oluyor. Yani bir fiilim oluyor. Okula yürüyerek gidiyor. Gidiyor yüklem. Yürüyerek yürümeyerek diyebildiğimiz için bu da yine fiilim oluyor. Fiilimsiler isim, sıfat ve zarf fiil olmak üzere üç gruba ayrılıyor. İsim fiiller de mutlaka mame ile olumsuz yapılabilmesi lazım. Sıfat fiillerde yine mame ile olumsuz yapılabilmesi lazım. Zarf fiillerde mame ile olumsuz yapılabilmesi lazım. Ama onun haricinde kendine ait özellikleri var. Mayışmak ekleri isim fiile ait. Kitap okumayı sever dediğimizde ma isim fiil ekim. İşte e, gidişine üzüldüm. Gidiş iş isim fiil eki. Çalışmak gerekir dediğimizde mak isim fiil eki. Burada temel mantık şu. Okumayı okumamayı diyebiliyorsak yeterli. Ama bazı isim fiiller kalıcı isim haline gelebiliyor. Dolma, ekmek, görüş, danışma, işte deneme. Bunlar artık kalıplaşmış. Bunlara biz e, diyemeyiz. Mameki alamıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi devam ediyorum. Sıfat fiillerde sıfat görevinde oluyor daha çok. Nasıl kişiler? Okuyan kişiler. An, ası, mez, ardı, kecik bir alıyor. Okuyan kişiler. İşte görünmez kazalar, güler yüz, tanıdık ressamlar, yapılacak işler dediğimizde bunlar hep sıfat fiil oluyor sıfat veya adlaşmış sıfat olabiliyor. Konuşan öğrenciler dediğimizde burada bir sıfat anlaması var. Ama konuşanlar dediğimizde artık adlaşmış sıfat fiil oluyor. Yani hala bu bir fiilimsi. Konuşan konuşmayan diyebiliyoruz. Konuşanlar konuşmayanlar diyebiliyoruz. Ama artık adlaşmış sıfat fiil oluyor. Kalıcı isim haline gelebilir. Dolmuş, giyecek, döner, çağlayan, yazar, gelecek, işte içecek. Bunlar artık anası mezar dikecek mişeklerinden birini almış bile gözükse artık bunlar hep kalıcı isim olmuş. Çünkü mamiye eki alamıyor. Zarf fiillerde yükleme sorulan nasıl ya da ne zaman sorularına cevap veriyor. Mesela kitabı okuyup geri verdi. Nasıl? Okuyup geri verdi. Çalışıyor. Nasıl? Ölesiye çalışıyor. Beni arasın. Ne zaman? Gelince beni arasın. O zaman yükleme sorulan ne zaman veya nasıl sorulana cevap verebilen fiilimsilerin de zarf fiil olduğunu bileceğiz. Yani fiilimsi bulmanın yöntemini bir kez daha şöyle gösteriyorum sizlere. Mesela bir cümle yazıyorum. Şöyle yapalım. Şöyle yazalım. Ee, öğrenciler, öğrenciler. Dersi dikkatlice ve sessizce. Bu cümleni, bu cümlede, bu bir cümle mi önce onu sorayım. Hayır bu cümle değil çünkü cümlenin yüklemi yok. Öğrenciler ders dikkatlice sessizce dinledi. Şimdi bu cümlenin önce yüklemini buluyoruz. Yüklemimiz dinledi. Sonra geriye kalanlardan mameyki alanlara bakıyoruz. Var mı mameyki alan? Yok. Bitti gitti o zaman. Burada filmsi yok. Ama e, gelenlerin... Kim olduğunu anlamak. Peki bu cümle o cümle mi? Hayır gene cümle değil. Niye? Çünkü gelenlerin kim olduğunu anlamak diye bir cümle olmaz. Gelenlerin kim olduğunu anlamak istedi dediğimizde ha işte bu yüklem oluyor. Şimdi yüklem bulduktan sonra mameyki alanlara bakıyorum. Gelenlerin gelmeyenlerin olduğunu olmadığını anlamak anlamak. O zaman bu cümlede bir, iki, üç tane fiilimsi var. Bu cümlede ise fiilimsi yok. Yani yapacağımız şey şu. Yüklemi bul. Geriye kalanlardan mağ mekanlarına dikkat et. Şimdi yedi adımda full tekrardan dördüncü fasikül sayfa dört soru işten bir soru çözelim. Diyor ki yargılarından hangileri söylenebilir demiş. Tam da üniversite sınavında geçen sene çıkan soruya benzer bir soru tarzı. Saatlerdir yağan yağmurun sesine kendini kaptırıp ruhundan kalemine süzülen ilhamları güzel bir anlatımla ortaya koymak istemiş. Bu cümleyle ilgili olarak hangileri söylenebilir? Birden fazla sıfat fiil kullanıldı. Şimdi önce fiilimsleri bulalım. İstemiş yüklem tamam Mami kek alanların altını çiziyorum. Yağan yağmayan, kaptırıp kaptırmayıp, süzülen süzülmeyen, koymak koymamak. Tamam, bunlar fiilimsi. Peki, sıfat fiileleri neydi? An esim mezar dikecekmiş. An yağan yağmur, süzülen ilham. An en. O zaman sıfat fiileleri birden fazla kullanmış. Bunları da gösterdik. Şöyle hatta dikdörtgen içine alıyorum. Peki, isim fiil yer verildi. Isim fiilde e, mavi renkte gösterelim. Bak, koymak, mayışmak eki almış. O zaman bu da isim fiil olduğunu gösteriyor. Cümleye zaman anlamı katan fiilimsi kullanıldı. Cümleye zaman anlamı katan fiilimsi zarf fiil olabilir. Ama burada gördüğünüz gibi kaptırıp nasıl sorusuna cevap veriyor? Ne zaman sorusuna cevap vermiyor? Yani şuradakini anlatmak istemiş esasında. Diyor ki zarf fiiller eylemi durum bakımından etkileyebilir. Ölesiye çalışıyor. Durmadan çalışıyor. İşte koşarak çalışıyor. Bunların her biri nasıl sorusuna cevap veriyor? Ama gelince beni arasın. İşte eee Ödevini bitirince beni arasın. Ne zaman sorusuna cevap verirse zaman zarfı oluyor. Ve e, zarf fiiller burada zaman anlamı kazandırmış oluyor. Fakat burada bu kaptırıp nasıl sorusuna cevap veriyor. Dolayısıyla burada cümleye zaman anlamı katan değil, durum anlamı katan fiilimsi olduğu için sadece 1 ve 2 doğru. O yüzden cevabımız C seçeneği. Geldik ekler ve sözcük yapısına. Burada şunu bileceğiz. Sözcüğün anlamının en küçük parçası kök ve bölünemiyor. Çiçek, balık, oku, gel. Tamam. Sözcüğün kökü iki gruba ayrılıyor. Bir isim kökü, iki fiil kökü. İsim kökleri makmek eki alamıyor. Çiçek yön, çiçekmek, yönmek diyemiyoruz. Fiil kökleri makmek eki alabiliyor. Sevmek, bilmek diyebiliyoruz. Yani hepimizin ilkokul 2'de öğrendiğiniz şey. Öğrenci sözcüğünün kökü fiil. Öğrenmek. Ama simitçi sözcüğünün kökü isim. Simitmek diyemiyoruz. Tamam. Gövde ÖSYM hiçbir sorusuna sormamış onu da söyleyelim. Gövde yapım eki almış sözcüğe verilen ad. Yani çiçekçi ya da okumaktan okutmak bunlar yapım eki aldığı için bunları biz gövde diyoruz. O zaman eğer bir sözcük yapım eki almadıysa kök halinde ama sözcüğün kökü ayrı bir şey. Gövde halinde ise de yapım eki almış demektir. İsim kök ve fiil kök harcı bir şey sormuş ÖSYM. Hatta bununla alakalı şurada bir soru var. Onu hemen sizlere sormak istiyorum. Nerede? Ha. Altı cili sözcüklerden hangisinin kökü tür yönünden farklıdır diyor. ÖSYM böyle soruyor genellikle. Hemen yapalım beraber. Büyümekten büyük. O zaman bunun kökü fiil. Kalmaktan kalıntı. O zaman bunun kökü fiil. Geçmekten geçmiş. Bunun kökü fiil. Yaşamaktan yaşadığı dediğin an patladın. Yaştan yaşamak o zaman bunun kökü isim. Yaymaktan yaygın bunun kökü fiil. Bu kadar basit. Ama işte bunu hem ses bilgisi açısından yani ses bilgisi de göreceğiz sözcüğün kökünün önemini. Hem de sözcük yapısı, sözcük türü açısından mutlaka anlama bağlantılı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Yani mesela diyelim ki saçları ağırdı dediğimizde bu sözcüğün kökünün sen aktan ağarmak olduğunu biliyorsan hem kökün isim olduğunu yakalamış oluyorsun. Hem ünsüz yumuşamasını yakalamış oluyorsun. Hem bu sözcüğün türemiş olduğunu yakalamış oluyorsun. Peki aktan ağarmağı nasıl anlayacağız hocam? İşte ak ağarmak hani ak beyazlaşmak anlamla da bağlantılı olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. O zaman bu sorunun cevabı D seçeneği oldu. Şimdi buraya geri döndüm. Üniversite sınavlarında sesleş kök, özdeş kök diye bir şey hiç çıkmamış. Yani sesleş kök kökü sesleş ses sözcük olacak. Yaz hem yaz mevsimi olabilir hem yazı yazmak olabilir. Kaz, gül, geç, işte dik, taş yüz sesleş ses sözcükler. Eğer bir sözcüğün kökünde ise biz bunlara işte sesleş ses kök diyoruz. ÖSYM bunu sormamış. Özdeş kökte hem isim hem fiil kök gibi olabilenler. Yani mesela barışmak da olabilir, barış olabilir. Güreşmek de olabilir, güreş de olabilir. Yani şöyle diyorum. Ee, evi boyadı. Şimdi boyadan boyamak mı? Boyamaktan boy... Yani bu buna hiç gerek yok. Bunu da sormamış ÖSYM. Ama yansıma kökü sormuş. Demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir sözcük vardır demiş. Kuzular meliyor demiş. Bak meledi, meliyor. Meliyor. Yani koyunun sesi isim kök kabul ediyor. Buna dikkat edin. Mesela diyelim ki top patladı dediğimizde ya da işte babam horluyor dediğimizde gerçekten güzel horlama sesi çıkardım ben de. Pat, hor bunlar doğada duyduğumuz seslerin yazıya aktarılması ve patmak, hormak diyemediğimiz için bunlar isim kökü kabul ediliyor. Ve bu sözcüklerde yansımadan türemiş sözcük kabul ediliyor arkadaşlar. Gelelim eklere. Burada soru var arkadaşlar. Yüzde yüz burada bir soru var. O yüzden buraya dikkat edelim. Şimdi e, yapım ekleri ve çekim ekleri var. Yapım ekleri son derece basit. Dört kısım ayrılıyor. İsimden isim yapanlar, isimden fiil yapanlar, fiilden isim yapanlar, fiilden fiil yapanlar. İsimden isim. Çiçekçi, simitçi, işte tuzlu mesela tamam mı? İsimden fiil yapanlar yaştan yaşamak, işte baştan başlamak gibi. Fiilden isim yapanlar sevmekten sevgi, dermekten dergi gibi mesela. Yağmaktan yağmur gibi. Fiilden fiil yapanlar okumaktan okutmak, tanımaktan tanışmak gibi. Tanımak başka şey, tanışmak başka şey. Çekimekleri ise iki gruba ayrılıyor. İsim çekimekleri, fiil çekimekleri. Hocam arasındaki fark ne? Çok basit. Mesela öğrenciler, öğrenci geldi diyelim tamam mı? Öğrenci isim geldi fiil. Öğrenciler geldiler dediğinde bu ismin sonuna geldiği için isim çekim eki oluyor. Bu fiilin sonuna geldiği için fiil çekim eki oluyor. Aradaki fark mı hocam? E bu işte bu ismin sonuna gelmiş isim çekim eki bu fiilin sonuna gelmiş fiil çekim eki. E başka fark yok mu hocam? Var tabi. Öğrencilerdeki ler eki, nerede çokluk orada lerler. Yani lerler çokluk iki. Ama geldiler onlar geldiler için bu şahıs iki. Ona da şimdi gelini görelim. Şimdi halekleri Belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma olmak üzere dört tane. İsmin i hali, e hali, d de hali, den hali diyoruz. Evi belirtme, eve yönelme, evde bulunma, evden ayrılma. Bunu sorabiliyoruz. Buraya bir yıldız koymak istiyorum. Tamlayan ekleri evin, masanın diyoruz. İyilik ekinin yanına üç tane yıldız koyuyorum. Niye? Bunu önseme çok seviyor. Önü, onun önü, örtüsü, onun örtüsü diyebiliyorsanız bu iyilik eki oluyor. Burada şuna dikkat edin. Mesela ilk ile alakalı bir cümle soru sorayım size. Mesela bir soru sorayım şöyle. Diyelim ki. Ee, kardeşimin okulunun önünde önündeyim. Kardeşimin okulunun önündeyim diyelim. Bak şimdi. Ulan çok kötü yazdım. Kardeşimin okulunun önündeyim. Şimdi bak. Burada kaç tane iyilik iki var? Tabi Japonca okuyabiliyorsanız yapabileceksiniz. Şimdi kardeşim benim kardeşim. Hop bir. Tamam. Okulu onun okulu. Hop iki. Önü onun önü. Hop üç. Zaten isim tamlamalarında tamlanan yani ikinci iyilik iki almak zorunda. Benim kardeşim bak bu benim kardeşim tamlanan. Kardeşimin okulu tamlanan. Okulunun önü tamlanan. Dolayısıyla bütün tamlananlar iyilik iki alıyor. Kardeşimin okulunun önü dediğimizde toplam üç tane iyilik iki olduğunu bilmeniz lazım. Şimdi buraya geri döndüm. İyilik iki önemli yani. Ee, çokluk iki Evler, masalar, bunu zaten söylemiştik. Bazen saygı anlamı katar, o müdür beyler gelmiş. Bazen abartma anlamı kadar sabahlara kadar çalıştım. Bazen işte aile anlamı katar, teyzemler geliyor. Bazen benzerlik anlamı katar, bu ülke nice fatihler yetiştirecek dediğimizde onu anlamlardan çıkaracağız. Sonraki miyi biliyoruz zaten, bazen pekiştirme anlamı, bazen koşul anlamı da katabiliyor. Şirin mi şirin bir çocuk. Çalıştı mı başarır gibi. Fiil çekimekleri ekleri fiillere geliyor. İşte görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, şart gibi. Bunlar kipekleri fiil çekim eki. Geldim yazsak çözeriz. Ben geldim, biz yazsak, siz, ee, biz çözeriz. Bunlar da yine aynı şekilde şahıs ekleri de çekim eki. Olumsuzluk eki de yine çekim eki. Sonraki de çekim eki. Yani dolayısıyla burada şunu söylemek istiyorum. Mesela ee, tanımaktan tanış dediğimizde bu yapım eki. Niye? Tanımak başka şey, tanışmak başka şey. Tanımak. Ben siz tanıyorum. Daha doğrusu siz beni tanıyorsunuz. Ama biz tanışmadık da. Tanışmak başka bir şey. Şimdi bu türemiş oluyor. Ama şuna bakın. Ta nı mı yor muş su -nuz. Bu basit. Nasıl yani hocam? Çok basit. Hemen anlatıyorum. Şimdi bu yapım eki aldığı için türemiş. Ama mame olumsuz eki çekim eki. Yor şimdiki zaman eki çekim eki. Duyulan geçmiş zaman ek fiil yani hikaye ek fiili çekim eki. Şahıs eki çekim eki. Burada bir, iki, üç, dört tane çekim eki var ama bir tane yapım eki yok. O yüzden bu basit bir fiil ama bu yapım eki aldığı için türemiş bir fiil. Şey. Dolayısıyla o çok uzun o zaman bu türemiş demeyeceğiz. Yapım eki aldıysa türemiş oluyor. Ona dikkat edelim. Olumsuzluk eki, kipekleri, ek fiil, şahıs ekleri, çekim eki. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Devam ediyorum. Ee, soru söyledik. Geçtik buraya. Ha, belirtme durum eki diyor. Ben böyle bir soru bekliyorum. Bakın ÖSYM'nin tam soracağı bir soru tarzı. Zaten bizler de hem Türkçe metrede hem pardon hem Türkçe metrede hem gramatikte hem yedi adına full tekrarda bununla alakalı süper sorular hazırladık. İyilik ekini sorgulayan sorular. Çünkü iyilik ekinden soru bekliyoruz. Şimdi bazılarına göre tiyatronun işlevi, onun işlevi bak. Tiyatronun işlevi, iyilik eki. İnsanın korkularını, insanın korkuları, kaygılarını, yalnızlığını dile getirmektedir. Dile getirmektir. Fakat insana sunumu yapılan gerçekler arasında birer aldatmacıdır. Absürt tiyatronun amacı, bak onun amacı yine iyilik eki bu aldatmacıya son verip insanı, onun insanı demiyorsun. Aa o zaman bu ne oldu? Haleki oldu. Yani belirtme durum eki oldu. Bilinçlendirerek kendi trajedisini ona seyretirmektir. Bir başka ifadeyle absürt tiyatro yalancı gerçeğe karşı bir protestodur. Bu bağlamda absürt tiyatro başka başta oyunların yapısı, bak onun yapısı ve konuşma örgüsü. Konuşmanın örgüsü olsaydı belirtili olurdu ama konuşma örgüsü demiş, belirsiz olmuş ama yine tamlanan eki onun örgüsü, onun yapısı, onun işlevi, onun amacı. Tiyatronun işlevi, tiyatronun amacı, oyunların yapısı, konuşmanın örgüsü. Bunlar hep iyilik eki ama C seçeneği belirtme durum eki oluyor. Ve arasındaki fark da önemli arkadaşlar. Neden? Şöyle söyleyeyim size. Mesela diyelim ki işte ee, saati söyler misin? Saat söyler misin? Saat kaç? İki hocam. Saat söyler misin? Bak bu belirtme durum eki. Peki şuna bakalım. Saati pardon düşüyordu kalemimiz. Saati dün çalınmış. Allah korusun. Şimdi bak. Buradaki ise iyilik eki. Niye? Burada onun saati demek istiyor. Bu iyilik eki oluyor arkadaşlar. Aradaki farkı şimdi biraz daha belirginleştireceğim. Bu belirtme durum eki oluyor. Tamam. Bunu zaten söylediniz hocam. Niye iyilik kere uzatıyorsunuz? Şişt, sıkı durun. Şimdi. Sen saat söyler misin? Söyler misin yüklem? Saati nesne. Saati dün çalınmış. Çalınmış yüklem ne çalınmış? Saati özne. Buradaki saati nesne oluyor arkadaşlar? Buradaki saati özne oluyor. Ne çalınmış? Saati özne. Bak bu nesne oldu bu özne oldu. Dolayısıyla anlam önemli arkadaşlar. Gelelim yapılarına göre sözcüklere. Burası artık lokum. Basit türemiş bileşik sözcük. Çiçek basit. Çiçekçi türemiş yayın evi bileşik. Bu kadar basit. İşte ev basit. Ee, evler evler yok evlerde mi? Evli türemiş yayın evi bileşik. Böyle de diyebilirsiniz. Bu kadar kolay. Veya da başka bir örnek verelim mesela. Kitaplar. Bu basit. Çünkü sadece çekmek almış. Kitaptan kitaplık dediğimizde bu türemiş. Kitap evi dediğimizde ne oluyor? Bu net bir şekilde birleşik sözcük oluyor. Bir ev sıfat, basit sıfat. Taşlı yol türemiş sıfat. Birçok kişi dediğimizde ise bileşik sıfat oluyor. Mesela güzel ev niteleme sıfatı güzel ve basit sıfat. Akıllı çocuk, akıllı türemiş sıfat. Açık göz çocuk dediğimizde ise bileşik sıfat oluyor. Al, basit fiil. Almaktan aldırmak türemiş fiil. verdi, zannetti, bileşik fiil oluyor. Yani bunu bir kez daha şöyle gösterelim. Mesela diyelim ki... Oku. Okumak basit bir fiil. Okuyor, hala basit bir fiil. Okuyordu, hala basit bir fiil. Niye? Çünkü çekim eki alıyor. Okuyordunuz, hala basit. Bunu az önce söylemiştik zaten. Şu örneğimizi asla unutmayın arkadaşlar. Bu önemli bir örnek. Yani bu türemiş... Bu basit. Niye? Çünkü bunlar sadece çekim eki. Çekim eki, çekim eki, çekim eki, çekim eki. Dört tane çekim eki, bir tane yapmak etmiyor. Şimdi buradan gidelim. Oku -yor Bu basit. Tamam bunu biliyoruz. Ama okumaktan okunmak dediğimizde bu türemiş. Okuyu ver dediğimizde ise okuyu ver dediğimizde ise iki kelimeden oluştuğu için bileşik oluyor. Okuyabilir dediğimizde birleşik oluyor. Şimdi Bileşik fiiller kendi içinde anlamca kaynaşmış, yardımcı eylemle oluşan ve kurallı bileşik fiil olmak üzere üç ayrılıyor. İşte öngörmek, el vermek, canı sıkılmak, göz doldurmak, burun kıvırmak, kalbini kırmak, deyimler genellikle anlamca kaynaşmış. Yardımcı eylemle kurulanlar ise e, etmek, olmak, kılmak gibi e, yardımcı eylemlerle oluşuyor. Zannetmek, kaybolmak, hissetmek, affetmek, şükretmek ya da teşekkür etmek, fark etmek, memnun olmak hak etmek, park etmek, terk etmek gibi ses olayı olmadığı için ayrı yazılanlar da var. Kurallı bileşik fiillerde kendi içinde dörde ayrılıyor. Yeterlilik, tezlik, sürerlik ve yaklaşma. Yeterlilik fiil artı ebilmek yani gelebilir. Tezlik ee, hemen anlamı katıyor. Gili verdi. Sürerlik süreklilik anlamı katıyor. Baka kaldı, süre gelir. İşte ne diyebiliriz? Baka kaldı, süre gelir. İşte yıllardır süre gelen bu sorun diyor mesela. Sen gide dur. Bak bunu yazalım. Sen gide dur ben geliyorum abi. Bak sürerlik anlamı katıyor. Yaklaşmada düşe yazdı. Az kalsın, az kalsın düşüyordu. İşte öle yazdı. Az kalsın ölüyordu diyebiliyoruz. Burada bu sayfada en önemlisi ne biliyor musunuz? Şu kısım. Şöyle yıldız koyuyorum. Gelemez. Yani bu e, yeterlik fiilin olumsuzu karıştırılabiliyor. Bunu da hatta şöyle gösterelim. Şöyle bir tane boş kağıt alalım. Sürekli hep aynı kağıdı kullanıyoruz. Şuradan bir boş kağıt almak istiyorum. Şimdi bakın. Eee <laughs> Yüzer basit bir fiil. Tamam. Yüzdürür yüzmekten yüzdürmek bu türemiş bir fiil. Yüzebilir bu bileşik bir fiil. Bunu zaten herkes anlıyor. Ha hocam bu basit tamam. E, yüzmekten yüzmek bu türemiş hocam. E, yüzebilmek bu bileşik hocam. Bunu herkes anlıyor. Şimdi, yüzerin olumsuzu yüzmez. Tamam. Yüzürün olumsuzu yüzdürmez. Şimdi bunun basit, bunun türemiş olduğu da anlaşılıyor. Niye? Çünkü hala dür burada duruyor. Tamam. Yüzebilirin olumsuzunu söylüyorum. Yüzemez. Şimdi söyler misiniz a dostlar? Şununla şunun arasında sadece bir e farkı yok mu? Bu e bunu nasıl kaçırmayasın ki? Kaçırabilirsin yani. Yüzerin basit, yüzebilirin bileşik olduğunu herkes görebiliyor ama yüzmezin basit, yüzemezin bileşik olduğunu göremiyor. Çünkü şurada sadece bir e var. Yüzemez ya işte küçük bir şey gibi duruyor. Hayır. Bu da bileşik, bu da bileşik. Bu türemiş, bu türemiş, bu basit, bu basit. Dolayısıyla şu iki tane kırmızı için aldığımı çok iyi yakalamanız gerekiyor arkadaşlar. Niye? Çünkü yüzmez basit ama yüzemez yüzebilirin olması olduğu için bilir. Devam ediyoruz. Sorumuzu yapmıştık zaten. Gelelim cümle ögelerine. Cümle ögeleri de her sene ÖSYM tarafından sorulduğunu zaten söylemiştik. Bu sene de mutlaka cümle ögeleriyle alakalı soru gelecek. Burada taktiğimiz nedir? Öncelikle yön tekniğini kullanmak. Yani yöntemimiz yön tekniği. Yüklemi buluyoruz. Ardından özne, nesne ve tümleşleri, tamlayıcıları buluyoruz. Bu arada dolaylı tümleç için yer tamlayıcısı ifadesini de ÖSYM geçen sene kullan. Dolayısıyla bunu bilmemiz lazım. Deyimler, tamlamalar, birleşik fiiller bölünemez ve fiilimsi içeren kelime gruplarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla alakalı bu verdiğimiz tren örneğini bir kez daha burada göstermek istiyorum. Olay şu arkadaşlar. Mesela diyelim ki işte yazalım. Ee, Ömer Kerem tamam mı? Ee, arkadaşını arkadaşını yarın işte sinemaya götürecek diyelim. Yarın sinemaya götürecek. Bu cümlenin içerisindeki, bu cümlenin içerisindeki tamlama varsa, öbek varsa, söz grubu varsa, deyim varsa mutlaka görebilmeniz lazım. Götürecek yüklem kim? Ömer Kerem Özden. Kimi? Arkadaşını. Ne zaman? Yarın. Nereye? Sinemaya. Bu cümlenin içerisinde herhangi bir şekilde gördüğünüz gibi bir isim tanlaması ya da bir sıfat tanlaması ya da bir deyim yok. O zaman biz diyoruz ki kim götürecek? Ömer Kerem. Kimi? Arkadaşını. Ne zaman? Yarın. Nereye? Sinemaya. Bunların her biri ayrı bir öge oluyor. Özne, nesneyi, yarın yer tamlayıcısına yani dolaylı tümlece götürecek diyebiliyoruz. Şimdi burası tamam. Fakat ÖSYM genellikle böyle bir soru sormuyor. ÖSYM'nin sorularını incelediğimizde mutlaka içerisinde tamlamalar, deyimler olan sorular sorduğunu görüyoruz. Yani ya da fiilimsi grubu olan sorular sorduğunu görüyoruz. Hemen cümleyi değiştiriyorum şimdi. Ee, Ömer'in diyelim tamam mı? Ömer'in yarın arkadaşını sinemaya götüreceğini. Şimdi burası önemli. Bu cümlede yüklem var mı arkadaşlar? Yani şu yazdığım ifade yüklem var mı? Ömer'in yarın arkadaşını sinemaya götüreceğini. Hayır bir yüklem yok. Bu cümle daha bitmemiş. Ömer'in yarın arkadaşını sinemaya götüreceğini duydum dediğimizde cümle tamamlanmış oluyor. Şimdi cümlenin yüklemini bulduk. Duydum yüklem. Kim duydu? Ben duydum. Ben neyi duydum? Ömer'in götüreceğini duydum. Yani Ömer'in yarın arkadaşını sinemaya götüreceğini duydum. Burada bir sıfat fiilini oluşturduğu nesne öbeği nasıl oluştu? Bakın şimdi burası önemli. Birincisi sıfat fiiller ya da fiilimsiler genellikle arkasındakileri diye içine çeker. Sinemaya götüreceğini, arkadaşını götüreceğini, yarın götüreceğini, Ömer'in götüreceğini. Hepsini bir bütün olarak içine aldı bir. Neden aldı? Çünkü Ömer'in götüreceğini diye bir tamlama grubu oluştu. Burası önemli. İkincisi de anlamsal olarak az önce arkadaşını götürecek yarın götürecek diyebiliyorduk sinemaya götürecek diyebiliyorduk bunların her birini ayrı bir vagon gibi alabiliyorduk ama şu olabiliyor mu yarın duydum sinemaya duydum ömer'in duydum olmuyor dolayısıyla burada hepsi Ömer'in götüreceğini duydum oluyor. Yani Ömer'in yarın götüreceğini duydum. Ömer'in arkadaşını götüreceğini duydum. Ömer'in sinemaya götüreceğini duydum. Yani burayı bir bütün olarak almamız gerekiyor. İşte ÖSYM bu tarz bir cümle değil de bu tarz bir cümleyi soracağını bilmemiz lazım. Şimdi yüklem en önemli ögedir. Fiil ya da isim olabilir. Çocuk iyiydi dediğimizde isim oluyor. İyileş dediğimizde fiil oluyor. Kim ve ne sorularıyla özneyi buluyoruz. Mehmet kitap okuyor dediğimizde kim Mehmet özne oluyor. Kitap çok akıcıymış dediğimizde ne akıcıymış? Kitap özne oluyor. Burada Özel isimlerde, insanlarda, cansız varlıklarda özne olabilir. Burada şuna dikkat edelim. Mesela diyelim ki e, Ali yıkandı dediğimizde burada Ali gerçek özne oluyor. Ama araba, arabamız yıkandı dediğinde araba kendi kendine yıkanamayacağı için, araba birileri tarafından, başka tarafından yıkanacağı için sözde özne oluyor. Buradaki farkı da zaten fiil çatısına geldiğimizde göreceğiz. Şimdi yardımcı ögelere baktığımızda nesne, yer tamlayısı ki ÖSM bu ifadeyi kullandı ve zar tamlayısının, zar tümlecini görüyoruz. Burada e, belirtili nesne için neyi, kimi sorularını kullanmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Mehmet kitabı okudu. Kim okudu? Mehmet Özde. Okuduğu yüklem zaten. Neyi okudu? Kitabı diyoruz. Bu belirtili nesne. Mehmet kitabı okudu dersek ne okudu dediğimiz için bu belirtisiz nesne oluyor. Dolayı tüm işte, ED'den E, eki almış. Yani genellikle yer anlamı kazandıran sözcükler oluyor. Kitabı kime verdi? Öğretmene verdi. Çocuklar nerede oynuyor? Bahçede oynuyor. Mehmet nereden geldi? okuldan gel dediğimizde bunların her biri yer tamlayıcısı oluyor arkadaşlar. Zar tamlayıcısı da yine ne zaman, ne kadar, nereye, niçin, nasıl gibi sorularla bulunuyor. Ödevi ne zaman bitireceğim? Yarın bitireceğim. Derslerine nasıl çalışıyor? Ne kadar çalışıyor? Çok çalışıyor. Ne zaman maçımız vardı? Dün var dediğimizde bunlar da yine zarf tümleci olabiliyor. Buraya da dikkat etmemiz lazım. Cümle vurgusuna baktığımızda fiil cümlelerinde yükleme en yakın öge vurguldur. Yani yükleme en yakın olan öge vurgulanır. Öğretmenimiz bizi dün tiyatroya götürdü. Götürdü yüklem nereye? Tiyatroya. O zaman burada dolaylı tümleç vurgulanmış. Öğretmenimiz bizi tiyatroya dün götür dediğimizde de burada da zar tümleci vurgulanmış. Bunu bilmeliyiz. Ara söz bazen bir ögeyi açıklayabilir. Bazen de cümle dışı bir unsur olabilir. İlk öykülerini doğduğu kentte yazmış. Doğduğu kent neresi? Bursa'da yazmış. Demek ki Bursa yer tamlayıcısını açıkladı. Türk romanı, roman bize batıdan gelmiş bir türdür. Doğu batı sorunsalına odaklanmıştır diyor. Şimdi odaklanmıştır. Kim? Türk romanı. Neye? Doğu batı sorunsalına. Şimdi özne, dolaylı tümlece odaklanmıştır. E bu ne kardeşim? Roman bize batıdan gelmiş bir türdür. İşte bu ee, cümle dışı unsur, öge olarak görev bulunmayan bir unsur olabiliyor. Şimdi ÖSM tarzı soruya bakalım. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı hangisiyle verilmiştir? Önce yüklemi buluyorduk, sonra özneyi, sonra nesneyi, sonra tamlayıcıları buluyorduk. Yöntemimiz buydu. Aynı zamanda ın-ı bağlantısına dikkat ediyoruz. Yani tamlamaları, deyimleri bölmemeye çalışıyorduk. Fiilimsel oluşturduğu öbekleri bölmemeye çalışıyorduk. Şimdi önce yüklem buluyoruz. Geliştirdi yüklem. Kim geliştirdi? Ee, bakıyorsun. Bir yanda göremeyebilirsin. Ee, bazı bilim insanları geliştirdi. Ne geliştirdi? Kişiye özel depresyon tedavisi yapılmasını sağlayacak yeni bir kan testi geliştirdi. Ne zaman? Birkaç yıl önce. Nerede? bilimsel çalışmalara önem veren özel bir üniversitede. Yani dolaylı tümleşte ne zaman birkaç yıl önce kim bazı bilim insanları ne kişiye özel depresyon tedavisi yapılması sağlayacak yeni bir kan testi gerçekleştirdiği yüklem oluyor. Cevabımız A seçeneği. Burada şunu da sizlere vurgulamak istiyorum arkadaşlar cümle ögeleriyle alakalı. Bakın bu da önemli. Mesela diyelim ki Tonguç öğrencidir diyelim. Tonguç öğrencidir diyelim. Tonguç çalışıyor, öğreniyor diyelim bak. Öğreniyor. Şimdi öncelikle öğrencidir ve öğreniyor arasındaki farkı bilmeniz lazım. Öğrencidir, isim, öğreniyor, fiil. Cümlenin yüklemi fiil olduğu zaman genellikle cümle birden fazla ögeden oluşabiliyor. Mesela kim öğreniyor? Tonguç, özne. İşte e, konuları öğreniyor. Okulda öğreniyor. Dikkatlice öğreniyor diyebiliriz. Bak konuları dikkatlice öğreniyor diyebiliriz. Şimdi özne, nesneyi Dolaylı tümleşte dikkat edeceğiniz artımcı öğreniyor diyebiliriz. bak birden fazla öge alabildiğim. Ama öğrenci dediğinde dikkat edin genellikle cümle genellikle diyorum bakın yüzde yüz değil özne ve yüklemden oluşur mesela Tonguç bir öğrencidir tamam bu bir sıfat almasın söylemezsin. Tonguç Tonguç akıllı bir öğrencidir. Tonguç dikkatli ve akıllı bir öğrencidir. Tonguç ee, çalışkan, dikkatli ve akıllı bir öğrencidir. Bak şimdi ne oldu burada ufuzun bir yüklemimiz oluştu. Yani nasıl bir öğrenciler? Çalışkan, dikkatli ve akıllı diye buna sen zarf tümleyici diyemezsin. Nasıl öğreniyor? Dikkatli öğreniyor diyebiliyorsun. Çünkü zarf tamlaması diye bir şey yok. Bu bir durum zarfı ve zarf tümleyici oluyor. Ama nasıl öğrenciler? Akıllı öğrenciler, zarf tümleyici diyemezsin. Çalışkan, dikkatli ve akıllı bir öğrenciler... ...burası bütün olarak yüklem oluyor. Çünkü sıfat tamlamaları bölünmez. O zaman biz şunu bir kere bileceğiz. Cümle eğer yüklemi isimse... ...genellikle özel yüklemden oluşturur. Bakın genellikle... Cümle yüklemi fiil ise dikkat edelim. Başka ögeler alabilir. O da yine e, sadece özel yüklemden de oluşabilir tabii ki. Gelelim fiillerde çatıya. Çatı özelliği yalnızca yüklemi fiil olan cümlelerde aranır. Yani isim cümlelerinde aranmaz. Eğer onu sözcüğü gelebiliyorsa yani nesne alabiliyorsa geçli fiildir. Kitabı okudu. Onu okudu diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Getirdi, aldı, bıraktı, sevdi, tanıdı, yazdı. Onu bıraktı, onu tanıdı, onu sevdi, onu yazdı diyebiliyoruz. O zaman geçti fiil. Geçsiz fiil onu alamıyor. Yani nesne alamıyor. Salonda oturuyor. Onu oturuyor olmadı. İşte onu uyuyor, onu gülüyor, onu gidiyor olmuyor. O zaman bunların her biri geçişsiz fiil oluyor. Oldurgan, ettirgen gibi fiiller üniversite sınavlarında çıkmamış. Ama ne olduğunu da bilelim. Oldurgan fiiller geçişsiz fiillerin geçişler gelmez. Onu pişti diyemiyoruz. Ama onu pişirdi diyebiliyoruz. Geçişsizken geçişlerle geliyor. Etirgen fiilde işi başkasına yaptırma anlamı var. Ekmek aldı ekmek aldırdı. Başkasını aldırdı anlamlar Ama kesin olan bir şey varsa şöyle size ben şemasıyla göstereyim. Geçişsiz fiiller onu sözcüğünü alamıyor. Geçişli fiiller onu sözcüğünü alabiliyor. Ve bütün oldurgan dediğimiz ya da ettirgen dediğimiz fiiller de esasında geçişli fiilin alt kümesinde. Bunların hepsi geçişli fiil diyebiliriz yani. Şimdi burada siz sadece geçişli ve geçişsiz bilmeniz yeterli. Yani onu sözcüğü alıp almamaya baksanız yeterli. Öznesine göre fiil çatılarına baktığımızda etken, edilgen, dönüşlü ve işleş fiil var. Şimdi etken fiilde özne işi kendisi yapıyor. İşi yapan belli ve gerçek özne var. Evi boyadı, kendisi boyadı. Ama ev boyandı, çöpler atıldı dediğimize bak. Boyamaktan boyanmak, atmaktan atılmak. Bu sefer iş başkası tarafından yapıldığı için, iş birileri tarafından yapıldığı için bu edilgen fiil oluyor. Ve bu fiiller ln yapmak olarak edilgenleştiriliyor. Alarak edilgenleştiriliyor. Ve daha da önemlisi bu fiillerde sözde özne var. Mesela bunu ÖSYM sormuş. Demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde karikatür sözcüğü sözde özne görevinde kullanılmıştır demiş. Karikatür her toplumda sevilir demiş. Bakın bunu yazıyorum. Karikatür her toplumda sevilir demiş. Sevilir yüklemimiz tamam. Ne sevilir? Karikatür özlemiz. Ama karikatür başkası tarafından sevilir. Bak sever değil. Sevilir diyor. Dolayısıyla bu edilgen oluyor arkadaşlar. Dönüşü fiile baktığımızda burada da esasında bu da gerçek özneye sahip bir etken fiil. LN2 alabiliyor. Sevindi kendisi. Üzüldü kendisi diyoruz. Bu da yine dönüşlü fiil oluyor. İşte hiçbir fiilde karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı var. Yazıştık, işte tanıştık, gülüştük. İşte bu gülüştük birlikte oluyor mesela. Koşuştuk birlikte. İşte uçuştular kuşlar birlikte. Ama işte dövüşmek, işte başka ne diyebiliriz yazışmak tartışmak bunlar hep karşılıklı olduğunda bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir tane sorumuz var onu çözelim. Ee, yedi adımda full tekrardan beşinci fasikül sayfa beş soru ondan bir sorumuz. Bakalım diyor ki hangisi söylenemez demiş. Birinci cümlede etken bir fiil vardır. İnceliyoruz biz kendimiz inceliyoruz. Dolayısıyla bu doğru. Ee, i̇kinci cümlede geçli bir fiil vardır. Söyledim onu söyledim diyebiliyoruz. Doğru. Benden heyecanla tarancının evinin fotoğraflarını ve görüntülerini bekliyorlar. Bekliyorlar. Onlar bekliyorlar etken. Onu bekliyorlar geçişli. Geçişli onu sözcüğüyle yapılabiliyordu. Devam ediyoruz. Ee, önümüzdeki eğitim döneminde derslerde bu yaptığım çekimleri paylaşacağım. Paylaşacağım. Ben paylaşacağım. Tamam. Ve etken. Ve paylaşmak işteş oluyor. Hani karşılık yapıldığı için. Ama geçişsiz diyor. Onu paylaşacağım diyebiliriz. Neyi paylaşacağım? Bu yaptığım çekimleri paylaşacağım diyebiliyorsun. E, o zaman geçişsiz değil geçişli olması lazımdı. D seçeneği hatalı oldu. Edilgen fiil vardır demiş. En sonuncusuna bakalım. Muhteşem bir mimarisi olan tarancı nevi tarih dokusu korunarak restore edilmiş. Restore edilmek başka tarafından restore edilmiş. Ne restore edilmiş? Muhteşem bir mimarisi olan tarancı nevi. Burası sözlü özne. Restore edilmekte edilgen fiil. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız net bir şekilde deniz. Yani mantığımız şu. A, B, C, D, E diye seçenekler var. Tamam mı? Eğer size nesnesine göre farklıdır derse onu sözcüğü getirebildiğiniz seçenekler geçti oluyor. Onu sözcüğü getiremediğiniz seçenek geçti oluyor. Cevap E oluyor. Etken edilgenliği soruyorsa yani öznesine göre soruyorsa özne işi kendisi yapıyorsa etken oluyor. Eğer iş başkası tarafından yapılırsa, birileri tarafından yapılırsa bak buraya BT yazıyorum. O da edilgen oluyor. Cevap da C oluyor. Veyahut da kendisi 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 olup dönüşlü oluyor. Bir tanesi edilgen oluyor. Oradan yapabiliyorsunuz. Mantığımız bu. Cümle çeşitlerine gelelim. Bu da çok lokum bir konu. Cümlenin yüklemi fiilse yüklemin türüne göre fiil cümlesi oluyor. Cümlenin yüklemi fiil değilse isim, sıfat, zamir, zarfsa isim cümlesi oluyor. Bunu ÖSM yüklemine göre diye de sormuş. Gönül kimi severse güzel odur demiş. Odur isim olduğu için o bir isim cümlesi olmuş. Fiil cümlesinin yüklemi fiil, isim cümlesinin yüklemi fiil değil. Yüklemi yerine göre yine çok kolay. Öge dizilişine göre diye de sorabiliyorlar. Kurallı cümlenin yüklemi sonda, devrik cümlenin yüklemi sonda değil. Eksiltili cümlenin de yüklemi yok. Yani tamamlanmamış ifade durumunda, bitmemiş cümle durumunda. Anlamına göre cümleler olumlu olabiliyor, olumsuz olabiliyor, soru cümlesi olabiliyor, ünlem cümlesi olabiliyor. Bir cümlede biçimce olumsuzluğu, e, mame olumsuzluk iki sağlıyor. Ya da yok sözcüğü sağlıyor ya da değil edatı sağlıyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunlar biçimce olumsuz yapıyor. Ama anlamını anlamca olumlu olup olmamasını ayrı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Mesela diyelim ki bu markette yok yok. Yani her şey var. O zaman bu anlamca olumlu olmuş oluyor. Seni sevmiyor değilim. Yani seviyorum anlamca olumlu olmuş oluyor. Yapısına göre cümlelere baktığımızda ise eğer cümlede sadece yüklem varsa, içerisinde fiilimsi yoksa, yan cümle yoksa basit cümle oluyor. Eğer yan cümle varsa birleşik cümle oluyor. Eğer birden fazla yüklem varsa sıralı cümle oluyor. Eğer birden fazla yüklem bağlaçla birbirine bağlandıysa bağlı cümle oluyor. Hatta bununla alakalı şöyle bir cümle gösterelim. Mesela diyelim ki öğrenciler öğrenciler e, çalışıyor dediğimizde bu basit bir cümle. Çünkü fiilimsi yok. Öğrenciler öğrenciler çalışınca çalışınca başarır dersek bu bileşik cümle oluyor. Hatta girişik bileşik cümle oluyor. Çünkü içinde fiilimsi var. Çalışırsa başarır derse şartlı bileşik cümle oluyor. Çalıştı mı başarır derse milli bileşik cümle oluyor. Öğrenciler çalışsın ki başarsın dediğimizde kiili bileşik cümle oluyor. Şimdi ya da öğrenciler Derslerimize çalışıyoruz dediğinde iç içe girişik bileşik cümle oluyor. Fakat burada şu çok çok önemli. Öğrenciler, öğrenciler çalıştı sınavda başardı dediğimizde bu sıralı cümle oluyor. Niye? Hatta ögesi e, yani özne ortaklığı olan e, bağımlı sıralı oluyor. Kim çalıştı? Öğrenciler. Kim başardı? Öğrenciler. Burada özne ortaklığı var. Şimdi eğer Öğrenciler öğrenciler çalıştı ve başar dediğimizde ise bu da bağlı cümle oluyor. Niye? Bağlaç var. Bağlaç olduğu zaman e, bağlı olmuyor ama iki tane yüklem oldu. bağlaç olduğu zaman bağlı oluyor. Bunu da unutmamamız lazım. Yani her bağlaç gördüğün zaman A, V var. A veya var. Bu bağlı cümle demeyin. Bağlı cümle olabilmesi için en az iki yüklem lazım. Hemen sorumuza bakalım. <laughs> Birincisi öge ortaklı olan sıralı bir cümledir demiş. Beypazarı Osmanlı'ya gelene kadar birçok kadim medeniyetiye sahipliği yapmış, her dönemde yerleşim yeri olarak kullanılmış bir kasaba. Ha, şimdi bak. Beypazarı özne. Osmanlı'ya gelene kadar birçok kadim medeniyetiye sahipliği yapmış, her dönemde yerleşim yeri olarak kullanılmış bir kasabadır demek istiyor. Yani özne yüklemden oluşuyor cümle. Bu cümlenin yüklemi bu. Yani yapmış bir kasaba, kullanılmış bir kasaba. Bunlar sıfat fiili, bunlar e, şey değil, yüklem değil. Dolayısıyla bu cümle sadece... E, yani bu cümleye biz sıralı cümle diyemeyiz. İki tane yüklemi var diyemeyiz. Öge ortaklığını falan zaten geçtik. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Ama diğerlerini de irdeleyelim. İkinci de neden sonuç ilişkisi bulunan birleşik bir cümledir. Toprakları hem verimli hem de ticaret yolları üzerinde olduğundan işlek bir ekonomi bölgesi olarak varlığını yüzyıllarca sürdürmüş. Şimdi olduğundan fiilimsi var, olarak fiilimsi var. Dolayısıyla bunlar fiilimsi bulunduğu için birleşik cümle diyebiliriz. Ve olduğundan dediği için neden sonuç ilişkisi var diyebiliriz. B doğru. Üçüncü devrik olumlu bir fiil cümlesidir. İsmini de boyut düzey ticari faaliyetler sayesinde kazanmış burası diyor bak. Kazanmış cümlenin sonunda değil devrik burası doğru. Kazanmış diyor kazanmamış demiyor o zaman olumlu olduğu da doğru o zaman C'de doğru. D'ye baktığımızda dört dolayı tümleşi bulunmayan olumlu bir koşul cümlesidir. Hıdırlık tepesine çıkarsanız tarihi dokusunu yitirmemiş eski bey pazarını görürsünüz. Görürsünüz yüklem siz özne. Ne zaman hıdırlık tepesine çıkarsanız. Niye? Tarihi dokusunu yitirmemiş eski bir pazarını görürsünüz. Şimdi dolaylı tümleç var mı? Yok bu doğru. Olumlu mu? Görürsünüz diyor. Koşul mu? Çıkarsanız. Evet koşul da var. Bu da doğru. E'ye bakalım. İki ögeli kurallı bir isim cümlesidir demiş. Alaaddin Sokak özne tarihi Beypazarı'ndaki pazarındaki enişte katları yüklem. İki ögeli özne yüklem. Kurallı yüklem sonunda isim cümlesi hattır diyor. Dolayısıyla bu da doğru ama A seçeneği yanlış. Çünkü A seçeneği sıralı cümle değil. Geldik ses bilgisine. Artık bundan sonra kolay konulara geldik. Ses bilgisi, yazım, noktalama ve anlam bilgisini anlatıp dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ses bilgisinde kelimenin köküne dikkat etmemiz lazım. Yani kelimedeki değişime göre ses olayını belirlememiz gerekiyor. Şimdi burada her zaman söylediğimiz şey. Şehrin sözcüğünün kökü nedir? Şehir. O zaman i ünlüsü düşmüş. Ee, ya da ufacık sözcüğünün kökü nedir? Ufak. O zaman k ünlüsü düşmüş. Bunları görebilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ufacık, büyüyecek, işte seyreldi bak. Seyreldi, seyrekten seyreldiğini görebilmemiz lazım. Az, azıcık değil de azıcık diyoruz. Dar, darcık değil de daracık diyoruz. Burada da ünlü türemesi var. Başlıyor değil de başlıyor diyoruz. İzleyor değil de izliyor diyoruz. Yiyor değil de yiyor değil de yiyor diyoruz. Bak ye daralıyor. Dolayısıyla burada da ünlü daralması var. Bunlar da ünlü uyumunu bozuyor. Yani bu tarz ekleri gördüğünüz zaman mesela izlemek normalde ince harflerle giderken izliyor demiyoruz da izliyor diyoruz. Niye? ince inceden sonra kalın gelmesi ünlü uyumunu bozar ama bozsun. Bunlar ünlü uyumuna uymuyor. Zaten büyük ünlü uyumu küçük ünlü uyumuyla alakalı herhangi bir soruda ÖSYM tarihinde gelmemiş. Sadece bir tane soruda bağlantılı bir seçenek geçmiş ama çok eski bir soruda hiç onun da ehemmiyeti yok. Ünsüzlerle ilgili ses olaylarına baktığımızda yine kelimenin köküne bakıyoruz. Ufacığın kökü ufak o yüzden ses düşmüş. Zannetmek ünsüz süremesi var. Ünsüz yumuşaması kayıkı değil kayığı diyoruz. Bak kayığı kelimesinin kökünün kayık olduğunu bildiğimizde rahatlıkla buluyoruz. Mesela yurdumuz diyorsun. Yurdumuz. A yurt bunun kökü. O zaman T D diye yumuşamış diyoruz. Ünsüz benzeşmesi. Sokakta yani sonu fıstıkçı şapla biten bir kelime ee, B, C, D, G ile başlayan bir kaldığında bu ekler birbirine benziyor. Sokakta diyoruz. Ünsüz benzeşmesinde iki tane sessiz yan yana geliyor. Buna dikkat edelim. Bak. Yurdumuz dediğimizde ünsüz yumuşaması var ama yurttaş dediğimizde ünsüz benzeşmesi var. Bunu da bilelim. Buna sertleşme de diyebiliyorlar. Ulama ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlüyle bir başlayan kelime gelmesi. Evin önü işte sezen aksu bu örneği mutlaka duymuşsunuzdur ortaokul yıllarınızda da. Kaynaşma da Türkçe'de iki tane ünlü harf yan yana gelemiyor. Geldiği zaman aralarına y, ş, s, n harflerinden bir tanesi girebiliyor. Şimdi hemen sorumuza bakalım. Bu parçada altı çizili sözcüklerin hangisinin ünlü düşmesi yoktur? Hemen ne yapıyorduk? Köküne bakıyorduk. Bu Sevmen'in sorduğu kelimeler arkadaşlar bunlar. Kıvırmaktan kıvrımlı ı düşmüş. Boyunundaki u düşmüş. Çevirmekten çevre i düşmüş. Ayırmaktan ayrıntı ı düşmüş. Demekten diyecek e düşmemiş. E daralmış. O yüzden cevabımız Edirne seçeneği arkadaşlar. Kıvırmaktan kıvrım. Boyundan boynu. Çevirmekten çevre. Ayırmaktan ayrıntıda ünlü düşmesi var ama E'de ünlü daralması var. Şimdi geldik yazım kurallarına. Yazım kuralları ile alakalı ilk başta D ki mini yazımıyla bakalım. Bunu da sordu ÖSYM yakın bir zamanda yine sorabilir. D ile alakalı şunu bilmemiz lazım. D cümleden çıkarabiliyorsak bağlaştır ayrı yazılır. Cümleden çıkarılamıyorsa ektir bitiş yazılır. Mesela bu sokak kazı var diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. O zaman bitiş yazılması lazım. Bu sokak trafiğe kapalı diyebiliyoruz. O zaman ayrı yazılabilir. Çünkü bağlaç. Bu sokak da trafiğe kapalı. İstanbul'u 1453 alındı diyemiyoruz. O zaman bitişik yazılması lazım. 1453 bizim için önemli dediğimizde diye ayrı bir şekilde söyleyebiliyoruz. Atabiliyoruz cümleden. O zaman D'de koyabiliriz. Zeynep kitap okuyor diyebiliyoruz ayrı. Kitabım Zeynep kaldı diyemiyoruz. O zaman bitişik. Bu kadar kolay bir yöntem var. Ki'de ise lerek'i getirilebiliyorsa ektir bitiş yazılır. Lerek'i getirilemiyorsa bağlaştır ayrı yazılır. Şimdi hemen altını çiziyorum. Raftakiler diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz Bitiş yazılır. Düşünüyor kiler diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman ayrı yazılır. Masadakiler diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Bitişik yazılır. Okuyun kiler diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman ayrı yazılır. Burada şu istisna. Belkiler, çünküler, halbukiler, mademkiler, meğerkiler, oysakiler, sankiler desek de demesek de bu son bahçem, son bahçem diye kodladığımız şey yani sanki, meğerki, belki, halbuki, çünkü, mademki gibi sözcükler her zaman bitişik yazılıyor. Bunlar bağlay zaten. Mini yazına baktığımızda Önceki sözcükten ayrı yazılıyor bak. Mi hep ayrı yazılmış. Kendinden önceki sözcükten ayrı yazılıyor. Ama geleneklerle bitişik yazılabiliyor. Mısınız dediğinde bunlar kendine bitişik yazılabiliyor. Soru anlamı, pekiştirme anlamı ya da koşul anlamı kattığını söylemiştik. Sayıları ve kısaltmaların yazımına baktığımızda sayılar çek senet dışında hep ayrı yazılır. Yani 175, 32, yaş 35 eder demiş Cahit Starancı'nın şiirini almışlar. Ve 35'in ayrı yazıldığını sormuşlar. Üleştirme sayıları yazıyla belirtilir. Yani ikişer diyemezsin. İkişer demen gerekiyor. Ama ince ince nokta ile birlikte ee, kullanmadığı sürece hatasız. Onuncu diyebilirsin. Onuncu diyebilirsin. Onuncu diyebilirsin. Ama şöyle yaparsan onuncu bir de böyle koyarsan ya Allah ne yapıyorsun? Böyle bir şey olmaz. Ek getirilirken ses olaylarına dikkat uymamız gerekiyor. 1923 değil 1923 dememiz gerekiyor. Burada şuna da dikkat edin arkadaşlar. Bakın. Bir inci diyoruz. ikinci diyoruz. Üç üncü <laughs> diyoruz. Dört üncü diyoruz. Beş inci diyoruz. 8 inci diyoruz. 9 uncu diyoruz. 10 uncu diyoruz. Ama 2'de nasıl NCI geliyorsa 6. 7. dememiz gerekiyor. Başka ne var böyle? 12. mesela. Ya da 50. Bu tarz 50. Bak yine iyi yazdım mekan kendine. Böyle dememiz gerekiyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Kısaltmaların yazımına baktığımızda kuruluşlarda her kelimenin ilk harfi büyük yazılıyor. Türk Hava Yolları ek kelimenin okunuşuna veya son harfin okunuşuna göre getiriliyor. Tübü ya da THYD, TDK nin dememiz gerekiyor. Bakın bunu zaten artık öğrendiniz. TTK nin dememiz gerekiyor. Burası önemli. Kelime özelse kısaltmaya büyük, değilse küçük harfle başlanır. Edebiyat, Almanca gibi. Ek kelimenin okunuşuna göre getiriliyor. İngilizcede, Almanca'da gibi. Bitişik ve ayrı yazımlara baktığımızda ses olayı varsa bitişik yazılıyor. Mesela affetmek, kahrolmak, şükretmek, zikretmek, başka ne diyebiliriz? Zannetmek, İşte... E, kaybetmek. Bunlara hep bitişik yazılıyor. İkinci sözcükte anlam değişmesi varsa bitişik yazılıyor. Kuş burnu. Burnunla alakası yok ki. Aslan ağzı. Aslan ağzıyla alakası yok ki. Anlam değişmesi varsa bitişik yazılıyor. İçinde emir kipli fiil varsa. Kap kaç, ört bas. Bunlar hep bitişik yazılıyor. Çek yat bitişik yazılıyor. İçinde an, ır, mez, miş sıfat filikler alan sözcükler bitişik yazılıyor. Can kurtaran, konuk sever, karınca ezmez, çok bilmiş. Bunlar bitişik yazılıyor. Kalıplaşmış örnekler var. Biraz, birçok, birkaç, bir takım, herhangi, hiçbir, hiçbiri. Bunlar daima bitişik yazılıyor. Ama Mesela pek çok ayrı yazılıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Ayrı yazılara bakalım. Mutlu olmak, yardım etmek, hak etmek, terk etmek, fark etmek bunlar ayrı yazılıyor. İkinci kelimede anlam değişmesi yoksa yine ayrı yazılıyor. Dağ keçisi, köpek balığı ayrı yazılıyor. Uçan daire eğer bu tarz an, ir, ır, maz, mezekleri isimden önce geldiyse o zaman ayrı yazılıyor. Bak. Can kurtaran bitki yazılıyordu ama uçan daire tabii ki ayrı yazılıyor. Konuksever bitki yazılıyordu bu çıktı üniversite sınavında ama güler yüz tabii ki ayrı yazılıyor. Tükenmez kalem dediğimizde ayrı yazılıyor arkadaşlar. İkilemeler ayrı yazılıyor. Düşe kalka, gece gündüz, art arda, el ele, kol kola, göz göze, baş başa, diş dişe, teke tek bunlar hep ayrı yazılıyor. Büyük harflere baktığımızda özel isimlerde, takma isimlerde, unvanlarda, saygı ve rütbelerde, akrabalık adı olursa, özel adı karşılayan makamlarda, hitaplarda, dil din mezhep adlarında, kıta bölge il semt adlarında, mahalle meydan sokak adlarında, bu çıkmış mesela üniversite saray kale köprü anıt adlarında, bayram anma günlerinde, çağ dönem adlarında, tarihe bağlı ay günler, yani içinde rakam varsa mutlaka bunu büyük yazıyorsun Nisan'ı, Cuma'yı. Gök bilimleri terimlerinde dünya, güneş, ay. Deniz, nehir, göl, dağ olarak ağrı, dağı, van, gölü. Tabale, levha yazılarında büyük yazılıyor. Mesela üniversiteye çıkmış bir soruya bakalım. Ha, burada nerede küçük yazılıyor onu da söyleyelim. Mesela diyelim ki Nisan ayında doğmuşum dersen ben Nisan ayında doğmuşum dediğinde oradaki Nisan'ı küçük yazıyorsun. Ama ben 24 Nisan'da doğmuşum diyorsun diyelim ki o zaman tabii ki neyi büyük yazman gerektiğini bilelim. Veya seni dünyalar kadar özledim dediğimizde oradaki dünyayı küçük yazmamız gerektiğini bilelim. Hemen üniversiteye çıkmış soruya bakalım. Daha doğrusu ÖSYM tarzı soruya bakalım. Hocamız bizleri her DDA'nın yazımıyla ilgili bir yanlış yapılmıştır diyor. Ne yapıyorduk? Cümleden çıkarabiliyorsak ayrı çıkaramıyorsak bir şey yazıyorduk. Hocamız bizleri her sabah güzel bir selamlama ile selamlama ile okulda karşılardı. Hocaları, hocamız bizleri her sabah güzel bir selamlama ile okul karşılardı diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman bitiş yazılacak. Gülümseyen simasında ve pırıl pırıl gözlerinde her zaman bir heyecan ve mutluluk olurdu. Bak. Gülümseyen simasın ve pırıl pırıl gözlerin her zaman bir heyecan ve mutluluk olur diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman bitiş yazılması lazım. Bunlar hep bulunma haleki olan diye. Onu gören tüm sınıf onun gibi davranır ona güzel sözlerle karşılık verirdi. Şimdi burada deda yokmuş gibi duruyor değil mi? Bulacaksın işte. Burada ta var. Onu gören tüm sınıf onun gibi davranır ona güzel sözlerle karşılık verirdi. Onu gören tüm sınıf da işte böyle teta yapıp sizin gözünüzden kaçırmaya çalışırlar. Buna dikkat edin. Bu olayda her iki tarafta demiş mesela ee, haksız demiş ÖSYM. Taraf ta. Taraf da ayrı almamız gerektiğini bilmemiz lazım. Ona güzel sözlerle karşılık verirdi. O zaman burada C'de hata var. Eğitim yaşamımız boyunca bize her konu destek olmuştu diyemiyorsun. Bitiş yazılması lazım. Başarılı bir insan olmamız onun samimi ve işten davranışının katkısı yatsınamaz. Başarılı birer insan olmamız diyemiyorsun. Daha da yeni bitiş yazılması lazım. O yüzden cevabımız C. Noktalama şartlarına baktığımızda nokta kısaltmaların sonunda sayıları sayılarda sıra belirtmek için tarih ve saatlerde kullanılıyor. Bunu her zaman söylüyoruz. 16.30'u siz dijital saatlerde böyle gördüğünüz için Sakın sakın 16.30'u böyle gördük diye buraya da böyle yazmayın arkadaşlar. 16.30 böyle yazılır. Virgül eş görevli sözler arasında, sıralı cümleleri ayırmada, ara sözlerde, alıntı cümlelerden sonra, kesirlerde, red kabul ve benzeri durumlarda kullanılıyor. Noktalı virgül ise virgülün daha karizmatiği. Virgülle ayrılmış takımları ve türleri ayırmada. Erkeklere Ali Murat kızlara Ayşe, İnci ve benzer adlar verilir. Virgül içeren sıralı cümleleri ayırmak için mesela bu yine ÖSM'nin sorduğu bir cümle. At ölür meydan kalır, tamam. Bu artık noktalı virgül koyuyor. Yiğit ölür şan kalır. Virgül bulunan cümlelerde öze ayırmak için Mehmet, Arda, Selim ve Ozan'ı evine davet ettiğimizde burada ne oluyor? Mehmet öznesini ayırmak için bir noktalı virgül kullanıyoruz. İki nokta örneklerden önce geliyor. Açıklamadan önce geliyor, konuşmalarda gelebiliyor. Üç nokta tamamlanmamış cümlelerde geliyor. Örneklerin sürdüğünü belirtmek için kullanılıyor. Kitaplıkta her türden kitap vardı. Roman, öykü, şiir devam ediyor yani. Eksik cevaplarda nereye gidiyorsun kütüphaneye? Eğer şöyle deseydi buraya nokta gelirdi arkadaşlar. Kitaplıkta her türden kitap vardı. Roman, öykü, şiir ve deneme deseydi ve dediği için o bitirirdi oraya da dikkat edin. Soru işareti soru anlamı taşıyan cümlelerin ve ifadelerin sonunda, şüpheyle karşılanan bilgiler ve durumlar için kullanılabiliyor. Ünlem işareti duyguları belirtmek için, seslenme, hitap uyarılarında kısa çizgi satır sonunda ara sözlerde burada böyle virgül kullanabildiğimiz gibi şu şekilde kısa çizgi kullanabiliyoruz. Arasında ve ile den e anlamlarını vermek için Ankara İstanbul yolu eklerde hecelerde fiil kök ve gövdesinde biz kısa çizgi kullanabiliyoruz. Tırnak işareti alıntılarda vurguda şair sevgi temasına odaklanmış. Eser ve makale adlarında kullanılabiliyor. Eğik çizgi dizelerin arasında kullanabiliyoruz. Dizeleri böyle yazıya döktüğümüzde adreslerde tarihlerin yazılışında, eklerde kullanabiliyoruz. Uzun çizgide konuşmalarda ve oyunlarda kullanılabiliyor. Yay ayraç e, ek bilgi veya açıklama için umman açıklamış mesela okyanus anlamına geldiğini. Tiyatroda hareketleri göstermek için alıntılarda Nietzsche'den alıntı yapmış. Yazının maddelerinde. Kesme işareti özel adlara getirilen eklerde Türkiye'de dediğimizde bakın burada kullanıyoruz. Saygı ve unvan sözlerine getiren ekler ayırmak için Ayşe Hanım'a, Kısaltmalarda TDK'nin belirli tarihlerde 19 Mayıs'ta ses düşmesinde güzelliğin 10 para etmez demiş Aşık Veysel. Raporda A'dan Z'ye derken hep A'dan Z'ye derken bir ek ve artan sonra kullanabiliyoruz. Burada şuna dikkat edin. Kesme işareti e, özel isimler yapım eki gelmez. Yani şöyle Türkçe'nin kelimesinin yazılışıyla alakalı üniversite sınavında soru geldi. O yüzden bunu bir kez daha gösteriyorum. Bakalım hangisinin doğru olduğunu biliyor musunuz? Türkçenin derseniz bu hatalı. Türkçenin derseniz bu hatalı. Türkçenin bu doğru. Yani bu yanlış. Bu yanlış. Bu ise doğru hali arkadaşlar. Niye? Türk kelimesi çey şey yapmak aldığı için artık herhangi bir çekim imkanına kesme işaretiyle ayırmaya gerek yok. Hemen ÖSYM tarz sorumuza bakalım. O gece hiç uyumadım. Dalar dalmaz Hasan'ın hayali gözümün önüne geliyor. İftiracı diye karşımda ağlıyordu. Pervin'i uyandırdım. Ben Hasan'ın yanına gideceğim dedim. Niçin gideceksin? Babama bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Kaşağı'yı. Kaşağı hikayesini alınmış acıklı bir hikaye. Okumadıysanız mutlaka okuyun arkadaşlar. Geldik anlatım bozukluklarına. Artık dil bilgisi bitti. Anlam bilgisini bitirip sonrasında dersimizi bitiriyoruz. Şimdi anlatım bozukluğunda bir anlama dayalı bozukluklar var. Bir dil bilgisine dayalı bozukluklar var. Dil bilgisine dayalı bozukluklar son derece kolay. Çünkü iki salla bir bağlı yöntemini yapabiliyoruz. Yani anlatırdı eğlendirirdi demiş. İki tane yüklem var. Bize fıkra anlatırdı bize eğlendirir. Olmuyor. Bizi eğlendirir demen lazım. İşte eksiği bulduktan sonra da bizi iyili bir şeyse neyse eksikliği diyorsun. E'de edenli bir şeyse dolaylı tümleç eksikliği diyorsun. Ama anlama dayalı bozukluklarda dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi isterseniz kolayıyla başlayalım. Dil dayalı bozukluklarla devam edelim. Zaten bununla alakalı gramatikte adım adım her şeyi süper bir şekilde sizlere gösterdik. Ve süper kazık yani süper kaliteli sorularla da konuyu pekiştirdik. Nerede? Anlatım bozukluklarını bulamadım şu anda. Evet patladım. Nerede? Yani noktalama işaretleri yazın. Ha burada bakın. Tek tek adım adım her bir bozukluğu sizlere gösterdik. Toplam 21 adımda her bir bozukluğa alakalı da temel öğretici metinli sorularda koyduk. Şimdi konuyu dağıtmadan hemen bakalım. Şimdi özne eksikliği. Hastanın yarası iyileşti. Hastanın yarası taburcu edilecek oluyor. Halbuki hasta taburcu edilecek demesi lazım. Özne eksik. Resme baktı. Resme uzun uzun inceledi. Hayır resmi yani onu inceledi dememiz lazım. Çocuğu çağırdı, çocuğu hediye verdi. Hayır, çocuğa yani ona hediye verdiğimiz lazım. Dolaylı tümeş eksikliği. Çayı az, kahveyi sevmem. Kahveyi sevmeyebilirsin tamam eyvallah ama çayı az sevmem oluyor. Halbuki çayı az severim, kahveyi sevmem demesi lazım. Yükleme eksikliği. Boyu kısa, bedeni değişik hiç biçimli değildi. Bak boyu kısaydı demesi lazım. Diğer türlü boyu kısa değildi gibi oluyor. Yani biri olumlu, biri olumsuz olduğu zaman ekelem her ikisi için de kullanılamaz. Binayı ne gördüm ne de yerini bilirim. Binayı ne gördüm ne de binanın onun yerini bilirim olması lazım. Tamlayan eksikliği. Özel ve kamu kurumları eleman alıyor. Kamu kurumları diyebilirsin ama özel kurumları diyemezsin. Bak V'nin olduğu yerde, virgülün olduğu yerde iki sağla bir bağlı yapıyorsun. Her türlü hazırlık tamlanıp yola çıkmış. Her türlü hazırlığı tamlayıp demesi lazım. Niye? Çünkü yola çıkmış etken tamlanıp edilgen. Olmaz. Özellikle uyumsuzu kimse boş durmuyor çalışıyordu. Şimdi kimse boş durmuyor diyebilirsin. Ama kimse çalışıyordu diyemezsin. Kimse boş durmuyordu. Herkes çalışıyor demen lazım. Kitaplığı Ahmet'le ben düzenledim. Şimdi Ahmet ve ben düzenledik demen lazım. Çünkü ben düzenledim diyebilirsin ama Ahmet düzenledim olmaz. Kır çekleri tek tek açıyorlar. Tek tek açıyorlar değil açıyor dememiz lazım. Türkçe'de e, cansız varlıklar lerler iki ile yüklem almaz. Eğer böyle kişileştirme falan olmadıysa. Dolayısıyla biz burada mantığımız şu. İçerisinde virgül bulunan, içerisinde bağlaç bulunan, içerisinde işte bağlanıştan e, bağlaçtan başka olan bir fiilimsi bunlar. Cümlelere dikkat edeceğiz. Niye? Mesela diyelim ki Ali'yi e, çok seviyoruz. Bak çok seviyoruz. E, fazlasıyla fazlasıyla güveniyoruz. Şimdi bu cümlede bozukluk yokmuş gibi duruyor. Ama esasında dolar tüneş var. Ali'yi seviyoruz olur ama Ali'yi güveniyoruz olmaz. Dolayısıyla fazlasıyla ona ya da ona fazlasıyla güveniyoruz dememiz lazım. Şimdi burada ona sözcüğünün eksik olduğunu gördük. Bunu böyle virgüllü iki tane yüklemin olduğu sıralı cümlede yapabilir. Ali'yi çok seviyoruz ve fazlasıyla ona güveniyoruz de diyebilir. Bu cümleyi fiilimsiyle de yapabilir. Yani fiilimsi yaptığı zaman, birleşik cümle yaptığı zaman da gözünüzden kaçmasın. Ali'yi çok sevip der tamam mı? Ali'yi çok sevip fazlasıyla güveniyoruz der. Şimdi sen burada virgül yok diye fazlasıyla güveniyoruz der sen burada virgül yok diye işte bağlaç çok diye burada bozukluk yok zannetme. Yine ip filmsiyle öncesi ve sonrasını kontrol etmen lazım. Ali'yi çok sevip diyebilirsin ama Ali güveniyoruz yemezsin. Ali çok sevip ona fazlasıyla güveniyoruz hemen lazım. Dolayısıyla bağ fiil, bağlaç virgüllerin olduğu yerlere dikkat edeceğiz. Anlama dayalı bozukluklara baktığımızda burada dikkat olmamız gerekiyor. Gereksiz sözcük cümlenin içerisinde gereksiz kelime kullanılması. Artık bundan sonra spor yapacağım. Artık ve bundan sonra aynı anlama geliyor. Sözcük yanlış anlamda kullanabilir. Dünden itibaren yağmur yağıyor. Dünden itibaren değil. Dünden beri yağmur yağıyor. Sözcük yanlış yerde kullanabiliyor. Fazla ateşte kalan yemeğin dibi tutmuş. Fazla ateşte değil. Ateşte fazla kalan yemeğini dibi tutmuş. Çelişen ifadelerin birlikte kullanılması. Aşağı yukarı diyor. Aşağı yukarı. Sonra tam diyor. Yani ya tam diyor ya aşağı yukarı diyor. Çünkü 10 yıl aşağı yukarı 10 yıl 8 9 10 yıl eder. Tam 10 yıl tam 10 yıl eder. Durum değişiyor. Anlam belirsizliği de panoya resmini asmışlar. Senin resmini mi asmışlar yoksa onun resmini asmışlar? Anlam belirsiz oluyor. Sıralama hatasına baktığımızda sınıf başkanlığını 16'ya karşı 14 oyla kaybetmiş diyor. Halbuki doğrusu sınıf başkanlığını 14'e karşı 16 oyla kaybetmiş. Yani 16 oy karşı taraf almış ve bu yüzden de kendisi 14 oy aldığı için kaybetti demesi lazım. Mantık hatasına baktığımızda gelenekselleşen pilav günün ilkini yaptık. Hayda daha ilkini yapmışsın. Nasıl gelenekselleşiyor dememiz gerekirdi. Şimdi bununla alakalı bir sorumuz var bakalım. Yine 7 adımda full tekrar kitabımızdan alınmış mükemmel bir soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır diyor. Yazarın Milletin Bakanlığı fetişli yıllarında Anadolu'ya yaptığı gezileri içeren ve kısa notlar halinde tutulmuş yazıların daha sonra kitap haline getirilmesiyle oluşan bu kitap iki ciltten oluşur. Şimdi V'nin olduğu yerde dikkatli olmalıydık. Yaptığı gezileri içeren ee, bu kitap iki ciltten oluşur diyebiliyoruz. V'den sonrasında bu kitap iki ciltten oluşur diyebiliyoruz. Sıkıntı yok. Kitap birçok kısa nottan oluştuğu için içinde birbirinden bağımsız birçok olay vardır. Tamam burada da bir sıkıntı yok. Birçok olaylar deseydi olabilirdi anlatım bozukluğu ama yok. Reşat Nuri Güntekin Anadolu notlarında Anadolu'nun sosyal ve kültürel hayatıyla... ...sosyal hayatıyla, kültürel hayatıyla ilgili çeşitli gözlemlerine yer vermiştir. Burada da sıkıntı yok. Aydınlar ve genellikle İstanbullular tarafından bilinmeyen... ...Aydınlar tarafından bilinmeyen, İstanbullular tarafından bilinmeyen hor görülen, ondan sürekli kaçılan, gidilmek istenmeyen Anadolu'yu anlatır. Gidilmek istenmeyen başka bir şey. Sürekli kaçılan başka bir şey. Hor görülmek başka bir şey. Bilinmemek başka bir şey. Dolayısıyla burada da eş anlamlı sözcükler kullanılmamış. Bu gezi kitabı Anadolu'nun 1930'lu yıllarını anlatan ve ayna tutan bir yapıttır. Bak 1900-1930 yıllarını anlatan ve 1930'lu yıllarını ayna tutan bir yapıtır diyor. Halbuki 1930'lu yıllarına ona ayna tutan bir yapıtır demesi lazımdı. Dolayısıyla burada anlatım bozukluğu var. Şimdi gelelim anlam bilgisine. Anlam bilgisi arkadaşlar esasla Türkçenin en önemli kısmı. Zaten bununla alakalı olarak sizlere bizler hem Türkçe metrede hem de Türkiye'de en fazla beğenilen paragrafik, paragrafiks ve paradoks paragrafta. Tabii ben sıralamasını karıştırdım. Mükemmel sorular hazırladık. Onların da olduğu mükemmel bir konu anlatımıyla hemen Türkçe te tekrarımızı bitiriyoruz. Şimdi öncelikle demiş ki sözcükte anlam. Buradan mutlaka iki soru gelecek. Gerçek anlam... Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı, mecaz anlam gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlam. Terim anlamda bir kelimenin bilim, sanat, edebiyat dalı olarak kullanıldığı anlam. Deyimleri zaten biliyoruz. Kardeşinin boğazı ağrıyormuş aklımıza boğaz geliyor. Tek maaşla beş boğazı geçindiriyor. Burada da yine mecaz anlamda. Beş boğaz derken yani mecaz mürsel yapmış. Beş insanı geçindiriyor demek istemiş. İki kara parçasını güzel bir boğaz ayırıyor derken bir coğrafi terim. Onun gözyaşları karşısında boğazım düğümlen dediğinde de esasla boğazı düğümlenmiyor bir deyim var. Öne çıkan soru tiplerine baktığımızda bu parça numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı e, yay ayraç içine verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Ya da ilk sözcüğü hangisinde y anlamında kullanılmıştır? Ya da anlamca karşılayabilecek bir kullanım vardır şeklinde sorular geliyor. Burada yerine koyma tekniğini kullanacağız. Hatta bununla alakalı sorumuzu gösterelim. ÖSM tarzı TET Türkçe metreden aldığımız güzel bir soru. Diyor ki bu parça numaralanmış cümlelerden sözlerden hangisinin anlamı ayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır diyor. Tabii ki çocukları gözeterek, çocuklara dikkate alarak yazıyorum. Bu bunun yerine oturdu. Burada bir sıkıntı yok. Tamam, devam ediyoruz. Çocuk edebiyatında belli kelimeleri kullanmamamız gerekiyor. Bu konuda usta bir yazar, çocuklar için yazmak bir ölçüde terzilik yapmaktır. Cümleleri ekleme çıkarma yaparak kullanmaktır der. Her türlü terzilik yapmak, yani cümlelerle alakalı terzilik yapmak, ee, cümleleri ekleme çıkarma yaparak kullanmak. Tamam, bu da oturuyor her türlü kurgu içinde seçme ve ayıklama eğilimini barındırdığı için bir sansürdür. Daha az konudan söz etme demektir. Sansür daha az konudan söz etme oturmadı. Biz çocuk edebiyatı söz konusu olduğunda buna özen göstermek. Elden gelince iyi olmasına gayret etmek diyelim. Bu da doğru. Şimdi dörtte sıkıntı yok. de ve birde sıkıntı yok. Üçte tam oturtamadım. Bu alanda bazı durumları üstü kapalı, açık kesin olmayan biçimde anlatmak gerekebiliyor. Beş de oturdu. O zaman cevabımız C. Sansür daha az konudan söz etme demektir olmuyor. Burada bu ifadeliğine bunu kullanamıyoruz. Sansür yasaklama engelleme demek. Dolayısıyla baskılama demek. Burada bu kelime oturmadığı için cevabımız C seçelim. Şimdi devam ediyorum. Söz ve anlamıyla alakalı altı çizili söz anlatılmak istenen mutlaka geliyor sınavlarda. X sözüyle anlatılmak istenen nedir gelebiliyor. Benzetme ilişkileri, deyimler ve mecaz söyleyişlerine dikkat etmemiz lazım. Sözcük öbek içindeki anlamını dikkat almamız lazım. Boşluk doldurmalarda mutlaka seçenekleri irdelememiz lazım. Eklenecek sözcüğün kendinden önceki veya sonraki sözcükle anlamlı bir söz grubu oluşturup oluşturmadığına bakmamız gerekiyor. Cümlede anlama baktığımızda nesnellik özelliği zaten biliyoruz. Kanıtlanabilen yargılar, kanıtlanamayan yargılar. Kişisel düşünce içermeyen yargılar, kişisel düşünce içeren yargılar. Burada düşsel, mecazlı ögeler var. Burası nesnel ögeler, gerçekçi ögeler var. Neden sonuç ilişkisinde gerekçeli yargı var? Yargı sebebiyle birlikte verilmiştir virüs salgını yüzünden kültürel etkinlikler etkilendi, ertelendi diyoruz. Ama sonuç ilişkisinde ise bir amaç, bir hedef, bir gaye var. Resimleri incelemek için maksadıyla müzeye gidecek. Burada maksadıyla kelimesi getirebiliyoruz. Koşul sonuç ilişkisinde ise öyle olursa böyle olur. Düzenli çalışırsan başarılı olursun. Çalışmazsan olamaz. Karşılaştırmada da en ve daha sözcüklerini göreceğiz. Tanım, tanımsal nitelik bu nedir sorusuna cevap veriyor. Ön yargı olumlusu da var, olumsuz da var. Öneri, tavsiye, varsayım, diyelim ki, tut ki, varsayalım ki ifadeleriyle yapılıyor. Tahmin, e, ö, ge, geleceğe yönelik bir tahminde bulunuyoruz. Yakınma, şikayet, eleştiri olumlu ya da olumsuz olabilir. Nicel sayılabilen, ölçülebilen şeyler, nitel sayılamayan, ölçülemeyen şeyler. Geniş bir adam dediğimizde nitel, geniş bir oda dediğimizde nicel oluyor. Biçem, biçim bunlar hep yine yazarın eseriyle alakalı bir yapısal bağlantı, anlamdaşlık, eşanlamlılık, duygular, duyularımızı biliyoruz. Sıcak bir Temmuz sabahı dediğimizde net bir şekilde neden bahsediyor? Dokunma duyusundan bahsediyor. Evrensel tüm insanla ilgilendiren, yerel bir bölgeye özgü yaratıcılık biliyoruz ne olduğunu zaten. Yani farklı şeyler üretebilmek, üretkenlik, işlev ne işe yaradığı, ne amaçla yapıldığı, titizlik tabii ki özenli olmak demek, özenli olmak. Bakın, özentili değil, özenli olmak özentili ise taklitçi olmak oluyor. Ona dikkat edin. Yoğun özlü anlatıma sahip olmak oluyor. Yalın sade bir anlatım, doğal bir şey nasıl söyleniyorsa o şekilde söylemek. Akıcı rahat okunabilir olmak. Çıkarım bir sonuç e, saptama yapmak. E, saptama da çıkarım da zaten benzer anlamda olduğu için seçeneklerde yan yana bunları vermiyorlar. Şimdi cümle yorumlamada benzer yakın anlamlı cümleleri verebiliyor. Mesela demiş ki eleştirmenden yazarın yaşam üzerine durması değil yapıtlarına yeni yorumlar getirmesi beklenir. Eleştirmenin sorumluluğu bak bekleniyorsa sorumluluk olur bu. Yazarın değil yapıtın bilinmeyen yönlerini bulup ortaya koymaktır. Esasında benzer şeyleri söylemiş yakın anlamlı cümleler. Cümlede anlatılmak istenen yargıyı şöyle sormuş başka bir soruda. Tiyatro ve sinema ip üstüne yürümeye benzer fakat sinemada ip yerdedir. Demek ki sinema daha kolay yani. Tiyatro oyuncular açısından sinema göre daha risklidir. Çünkü bir kere yapıyorsun o anda rezil olursan yanlış söylersen çok risk. Ama sinemada hop çektik kestik bir daha yap diyebiliyor. Safranbolu evlerinin geçmişi birkaç yüzyıl öncesine kadar uzanmaktadır. Bu da yine kesin çıkarabilecek yargı sorusuna dikkat edelim. Bununla alakalı da her sene bir soru geliyor. Tarihi 18. yüzyıla kadar uzanan ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Safranbolu evleri, tarihi 18. yüzyıla kadar uzanıyorsa, geçmişi birkaç yüzyıl öncesine kadar uzanmaktadır gibi kesin bir şey ulaşabiliriz. Ama ulaşamayacağımız ifadeleri veriyorlar, ona da dikkat edelim. Atasözlerini biliyoruz. Son pişmanlık fayda etmez sadece gerçek anlamda. Ağaç yaşken eğilir, taşımasıyla değirmen dönmez, meyveli ağacı taşarlar dediğimizde ise bunlar hem gerçek hem mecaz anlamda olabiliyor. Cümle birleştirmede, ...çok bilimsel hareket edeceğiz. Yani... ...burada Benlekomte var, burada da Benlekomte var. Atlas Okyanusu, Atlas Okyanusu'nu. Yüzme tahtası, yüzme tahtası. Fransız yüzcü 1998, Fransız yüzcü... ...Fransız yüzcü. 1998, 1998. İlk kişidir, ilk kişi. Yüzerek geçen, yüzerek geçen. İşte başka ne var? E, kullanmadığını da çizdik, Benlekomte'yi de çizdik. Bu yolculuk, bu yolculuğu... Üç, ...73 gün sürmüştür, 73 gün sürmüştür... ...şeklinde, net bir şekilde... ...birebir kelimeleri oturtmamız gerekiyor... Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır, milletlerin sınırlarını tanımaz. Birçok sanatçının sanat dünyasından silin gitmesinin nedeni gelişme ve değişmelere uyum sağlayamamasıdır gibi bu tarz paragrafları bileceğiz. Peki hocam biz bu tarz cümle anlamında ya da paragraflarda sorulara nasıl hakim olabiliriz? Nasıl kelimelere, sözcük tarzlarına hakim olabiliriz? Bununla alakalı yöntemi söylüyorum arkadaşlar. Birincisi mutlaka mutlaka ÖSM'nin yaptığı sınavlardaki soruları Tek tek çözmeniz gerekiyor. ÖSYM'nin soruları önemli. Bu bir. İkincisi, tabii ki kitap okumak faydalı. Kitap okumak bize çok büyük bir zaman kazandırıyor. Çok büyük bir dikkat yeteneği, motivasyon yeteneği kazandırıyor. Ama mutlaka ÖSYM tarzında sorular çözdüğünüz gibi, onun üstündeki tarza da sorular çözmeniz gerekiyor ki sınavda sorular size kolay gelsin. Ve hem ee, ÖSYM sorularında hem de e, denemelerde, paragraflarda iyi yaptığınızı hissedin. Dolayısıyla mutlaka bu tarz kitaplarımızdan da istiyoruz. Cümle oluşturma sorularında da mutlaka öncelikle yüklemi bulmamız gerekiyor. Anlatımını oluşturamaz diye cümlenin sonuna gelecek ifadeyi bulduktan sonra sıralama yapmamız gerekiyor. Bakın cümleler verilip paragraf oluşturulur derse ilk başta giriş cümlesini bulmamız gerekiyor. Ama kelimeler verilip söz öbekleri verilip cümle oluşturun derse ilk başta yüklemi bulmamız gerekiyor. ÖSM tarzı bir sorumuz var. Ayna denemelerinden almış bir soru. Yukarıda verilen iki numaralı cümleyle ilgili olarak hangisi söylenebilir demiş. Sosyal medya paylaşımlarından medikal görüntülemeye kadar hemen her şey artık sanal ortamda gerçekleşiyor demiş. İç cümleyi vermiş. İki numaralı cümleye bakacağız. Oluşan yüksek miktardaki verinin depolanması için artık yüksek kapasiteli sabit diskler bile yetersiz kalıyor demiş. Şimdi birinci cümlede ifade edilenlere bağlı olarak ortaya çıkan bir problemden söz edilmektedir. Evet her şey sanal ortamda gerçekleşiyorsa yüksek kapasiteli sabit diskler bile yetersiz kalabilir. Bu doğru. Bu söylenebilir. 2'ye bak B'ye bakalım. Birinci cümlede belirtilen düşüncenin önemini yitirdiği vurgulanmamış. Birinci cümlede gelişme nedenler üzerinde durulmamış. Ee, sonuçlar üzerine durulmuş. Birinci cümlede belirtilenlerin hizmet ettiği amaç açıklanmamış. Birinci cümlede denilen durumun yaygınlık kazandığı dile getirilmemiş. O yüzden cevabımız A seçeneği. Şimdi gelelim parçalama. Burada zaten kesinlikle bilmeniz gereken şey şu. Yazar bizden ne istiyor ve bize ne vermiş bunu çok bilmemiz lazım. Yazar sana bunun altı olduğunu söylüyorsa ve sen oradan baktığında dokuz olarak görüyorsan yanlış yoldasın. Yazarın tarafına geçeceksin. Yazar ne istiyorsa onu vereceksin. Yazar altı diyorsa evet altı diyeceksin. Mutlaka yazarın açısından olaya yaklaşman gerekiyor. Kendi açını asla katmayacaksın. Paragraf sorularını çözmenin temel mantığı budur arkadaşlar. Şimdi başlıkta en çok tekrarlanan kelimeleri bulmamız lazım. Konuyu ve başlığı belirlerken. Metinde geniş veya dar kapsamlı ifadeleri elememiz lazım. Birden fazla konuşlanabileceği için dikkatli olmamız gerekiyor. Yani kısacası özetle öyleyse onsa ancak gibi ifadelere dikkat edelim. Bunlardan sonra genellikle bize ana düşünceyi veriyor. Ne yapıyor? Bir şey anlatıyor. La 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 diyor. Ama diyor esas söylemek istediğini o zaman getiriyor işte. Çünkü ben bir şeyler anlattım ama esas önemli olan budur diyor. Örneklerden önce gelebiliyor. Tırnak içindeki alıntı sözler ee, yazar kendi anlattıklarına tanık göstermek için verdiği için bunlar da yine ana düşünce olabiliyor. Bilimsel metinlerde de ilk cümleye dikkat etmemiz gerekiyor. Yardım düşünce genellikle olumsuz soru kökleriyle soruluyor. Dolayısıyla soru köküne bakacağız. Yani değinilmemiştir, söylenemez, çıkarılamaz gibi ifadelerin olduğu yerlerde yardım düşünce var. Seçenekleri hemen şöyle bir A, B, C, D, E diye baktıktan sonra... Burada bazı sayılar, rakamlar, özel isimler gördünüz mü? Onların altını çizin. Sonra paragrafa geçtiğinizde o özel isimleri ya da rakamları gördüğünüzde bir daha seçenekle irdeleyip Aa, bu varmış, bu değinilmiş, bu söylenmiş deyip, bu bahsedilmiş deyip eleyebilirsiniz. Hemen ÖSYM tarzı bir sorumuz var. Bu parçada usta sanatçının genç sanatçı adaylarına sanatla ilgili yaptığı paragrafikten alınmış bir soru. Nerede paragrafimiz? Paradoks, paragrafik, paragrafimiz. Efsane kitap zaten hepiniz biliyorsunuz. Genç sanatçı adaylarına sanatla ilgili yaptığı değerlendirmeye göre sanatın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Bakalım. Usta sanatçı, sanatla ilgili görüşlerini soran genç sanatçı adaylarına şu değerlendirmeleri yapar. Sanat, sezginin ve anlatımın birliğidir. Hmm. Tamam, devam edelim. Bireysel bir etkinlik olan sanat, aynı zamanda insanlık tarihinin her döneminde var olan ve bütün insanlara seslenen bir olgudur. Evrensel bir nitelik, bütün insanlara seslenen. Burada hemen yakaladık, tamam. Ee, doğa sanatçının yorumu ile sanat olabilir. Hmm. Yoruma dayalı olması, evet yorumu ile sanat olabilir. Sanat, bir duygu ve düşüncenin en güzel ve en estetik haliyle görsel ve hissel bir maddede vücut bulmasıdır. Estetik duyguları yansıtması. Sanat, belli kalıpların içine konulamayan ve estetik olan insan duygularının dışa vurumudur. Hmm. Sanat, belli kalıpların içine konulamayan e ve estetik olan insan duygularının dışa vurumudur diyor. Şimdi özgü olması ve ortaya dönemi dönemin zihniyetini yansıtmasıyla alakalı bir şey göremedik. Şimdi ortaya çıktı dönemin zihniyetini göstermedi. Acaba kişiye özgürlüğü var mı ona bakalım bireysel bir etkinlik diyor. Bu da varmış. O zaman cevabımız net bir şekilde E seçelim. Parçanın yapı yönüne baktığımızda paragraf oluştururken de giriş cümlesini bulmamız gerekiyor. İki paragrafa bölerken de giriş cümlesini bulmamız gerekiyor. Düşünce akışının bozan cümlede de giriş cümlesini bulmamız gerekiyor. Paragraf tamamlarken de giriş cümlesinin özelliklerine dikkat almamız gerekiyor. Dolayısıyla giriş cümlesi önemli. Peki giriş cümlesinde hangi ifade olmuyordu arkadaşlar? Bu, bu durum, bu yüzden, bundan dolayı gibi ifadeler olmaması lazımdı. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi bu bunun gibi dolayısıyla çünkü önce sonra daha sonra ve benzeri ifadelere dikkat edeceğiz. Giriş cümlesini bulacağız ve böylece paragrafı oluşturacağız arkadaşlar. Sıralama cümlelerinde. Parçayı iki paragrafa bölme cümlelerinde de yine parçada ikinci bir giriş cümlesi aramamız gerekiyor. İçinde bu bunun gibi dolayısıyla çünkü önce sonra daha sonra gibi ifadelerin bulunduğu cümle giriş cümlesi olamıyor. Mesela bununla alakalı bir örnek sorumuz var onu yapalım. Demiş ki bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar demiş. Paragraftan alınmış bir cümle. Paragraf. Şimdi Korku insanın kendisini koruma duygusunun bir sonucu olarak ortaya çıkar. Şimdi bu zaten giriş cümlesi. Bu ikinci paragrafa bu cümleyi ayıramazsın zaten. Bunu da koymamış. Bu duygu sayesinde insan bilmediği olay ve durumlar karşısında kendisini kenara çeker ya da bulunduğu yerden uzaklaşır. Böylece yaşayabileceği bazı sıkıntılarla yüzleşmekten gelmekten kurtulmuş olur. Şimdi 3-2'ye 2, 2-1'e bağlı. Korkunun başlıca belirtileri davranış bozukluğu ve fiziksel güçsüzlüktür. Bak yepyeni bir paragrafa geçiş yaptım dilin kuruması, yüzün soluklaşması, aşırı heyecanlanma gibi belirtiler de korkuyla ilgilidir. Bak 5 D, 4'e bağlandı. Bunun yanında korkuya kapılan kişilerin zihninin karıştığı, iradesinin zayıfladığı, dikkatinin dağıldığı görülür. Bunun yanında D bağlaçları da kendilerine üç cümlelere bağladı. O zaman cevabımız net bir şekilde dördüncü cümle yani C seçeneği diyebiliyoruz. Bağlantı ifadeleri bizim için önemli. Ee, düşünce akışını bozan cümlelerde dikkat edin. ÖSM 2020'de de 2019'da da ilk cümlede giriş Akışı bozuyor diyebiliyor. Akışı bozan cümle ilk cümlede olabiliyor. Buna dikkat edin. Ee, giriş cümlesi bulmaya çalışacağız ve bu ifadesine yine dikkat edeceğiz. Paragraf tamamlamalarda boşluk başta ise giriş cümlesinin özelliklerine dikkat alacağız. Boşluk sondaysa sonuç cümlesinin özelliklerine dikkate alacağız. Boşluğa getirilecek ifadenin paragrafla anlamca ve biçimce uyumlu olmasına da dikkat edeceğiz. Şimdi bu soruyu çözdüğümüz için hemen parçanın anlatımı yönüne geliyorum. Artık dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Açıklamada bilgi veriliyor İsim, tarih, tanım ve örnekler yer alabiliyor. Bilgi kelimesi açıklamanın önemli özelliği. Açıklayıcı anlatım demek, her okyanın aynı anlamı çıkarabileceği bilgi veren anlatım demek. Tartışmada tez ve antitez var. Nokta nokta diyorlar, ben buna katılmıyorum şeklindeki cümlelerle başlıyor. Kanıtlamak için örnekler verilebilir. Betimlemeler, varlıkların ayrıcı özellikleri anlatılıyor. Kelimelerle adeta resim çiziliyor, tasvir. Öykülemede mutlaka bir kişi var ve bu kişinin yaşadıkları anlatılıyor, olay anlatılıyor. Tanımlama bu nedir sorusunun cevabı tanımsal içerik vardır diye sormuş ÖSM. I. Karşılaştırmada bu böyledir, şu ise şöyledir gibi ifadeler var. O e göre en daha oysa ise dikkat edeceğiz. Örneklendirme önemli. Bir paragraf veriyor, içine karşılaştırma koyuyor, tanımlama koyuyor, tanık gösterme koyuyor, sayısal veriler koyuyor ama örnek koymuyor. Sen ise diyorsun ki ya burada kesin örneklendirme vardır diyorsun. Halbuki hangisine başvurulmamıştır, hangisi yoktur, hangisi içerisinde bulunmamaktadır gibi sorularda örneklendirme çok cevap oluyor. Çünkü öğrenci diyor ki ya işte bak işte burada bir örneklendirme yapılmış diyor. Nereden örneklendirme? E, sayı vermiş ediyor. O sayısal verilerden yararlanma. E, burada örneklendirme var hocam. Diyor. Ha nerede diyorum? İşte bak hocam tırnak içinde bir söz var ya diyor. O tanık gösterme. Yani dolayısıyla dikkatli olacağız. Şimdi e, tanık göstermeyi başkasına ait. Yani örneklendirme olması için örneğin mesela söz gelimi demesi lazım. Kişi veya eser adları vermesi lazım. Başkasına ait bir sözü tanık gösteriyoruz. Tırnak içinde başkasına ait bir söz varsa alıntı oluyor. Bunun arasındaki farkı da ÖSYM sordu. Buna da dikkat etmenizi istiyoruz arkadaşlar. Sayısal verilerde rakamlar, miktarlar, oranlar var. Duyuları biliyoruz zaten. Görme, işitme, koklama, tatma zaten hep bizi rahatlıkla bulabildi. Dokunmada hissetme olduğunu unutmayın. Yani sıcak bir temmuz sabahıydı dediğimizde bu temmuzun sıcaklığını biz dokunarak hissedebiliyoruz. Abartma, benzetme, kişileştirmeyi biliyoruz zaten. Kişileştirme insan olmayan varlıklara insan özgü özellikler verilmesi. Biz geldik, ben geldim dersek birinci kişiyle anlatım. O geldi, onlar geldiler derse üçüncü kişiyle anlatım. Bu tarz sorularda önce ona bakarak bulabilirsiniz. Yansıma, doğada duyduğumuz sesler, ikilemeleri ve pekiştirmeleri de biliyoruz. Şimdi çıkmış soruya bakalım. Daha doğrusu paragrafikte sorulmuş soruya bakalım. Diyor ki, bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Sayısal verilerden yararlanma, bak sayıları görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Üçüncü kişinin ağzından anlatma yapıyoruz biz. Uzatıyor ee, biz bakalım yapıyoruz biz. Görüyoruz. Başka ee, başka var mı? Devam edelim. Üçüncü kişiyle anlatımı yok. Üçüncü kişi ağzından değil. Birinci kişi ağzından giden cümleler var. Söylenenleri örneklerle zenginleştirme var mı? Bakalım. Burada birkaç ağaç türü var. Kayın, meşe, söğüt, titrek, kavak. Bunları da görebildik. Yinelemeye yer verme demiş. Yineleme var mı? Kelimenin kat kat yinelemeyi görebiliyoruz. Yinelemeye yer verilmiş. Başka kişileştirmeden yararlanma. Herkese tepeden bakan ağaçlar. insanlara tepeden bakıyorsa ağaç bu yani insan olmayan varlığı. Ağaca insan özgü özellik verildiğini gösteriyor. Dolayısıyla burada üçüncü kişi ağızdan anlatma değil. Görüyoruz. Yapıyoruz dediği için birinci kişi ağızdan anlatma olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber TYT Türkçe'yi çok güzel bir şekilde tekrar ettik. Fakat hocam biz TYT Türkçe'de Tüm soruları doğru yapmak istiyoruz diyorsanız öncelikle sorular önceden insanlara nasıl sorulmuş ÖSYM tarafından onları bilmeniz lazım. Çıkmış soruları mutlaka çözüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar önemli bu bir. Ardından da, ardından da zaten yedi adımda full tekrarda sizler için TTY mükemmel bir şekilde tekrar ettik. Sizler muhtemelen paragrafi, paragrafiksi ve paradoks paragrafı almış, çözmüş, başarılı öğrencilersiniz ve muhtemelen de TTY Türkçesi çok lokum gelecek. Çünkü buradaki sorular gerçekten seçici sorular. TET Türkçeyi çok güzel bir şekilde yapacaksınız. Türkçe metre kitabımız zaten sizler için mükemmel bir şekilde yeni nesil Türkçe denemeleri de oluşuyor. Hepsi son derece özgün, hepsi tamamen 2020 Tt 2019 TTY ...bakılarak onunla benzer soruları 2020'de yakalamak amacıyla e, hazırlandı. Gramatik zaten birçok soruyu yakalamış. Efsane bir kitap. TET'de çıkan birçok dil bilgi sorusunu, yazım noktalama sorusunu yakalıyor. Neden yakalıyor? Nasıl yakalıyor hocam? Çünkü her bir maddeyle alakalı, her bir kazanımla alakalı... ...yani milletin Bakanlığı'nın kazanımları vardır ya... ...şu e, soruların hazırlandığı kazanımlar. Bu kazanımlarla alakalı bir maddede işte temel düzey, öğretici, metinli, kapsül bilgi, yeni nesil ve zor ötesi soru soruyoruz. E, hangi maddeden soracağını milletim ÖSYM kendisi karar veriyor ama biz bütün maddeleri tek tek irdelediğimiz için ve her bir maddeyle alakalı çeşit çeşit soru hazırladığımız için gramatik birçok soruyu yakalıyor, birçok kelimeyi yakalıyor. Dolayısıyla bu kitaplardan da soru çözmeyi sizlere ödev olarak veriyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Hadi bakalım görüşmek üzere.